Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Haftayı bitirdik. Böyle cuma günü de bu kitabı kapatalım. Ee, i̇lk defa gelecek olanlar için, gelmiş olanlar için arkadaşlar Robert C. Martin'in Clean Code kitabını okuyorduk. Ee, en fazla 17 bölüm olacak şekilde muhtemelen 15 bölüm falan ya da 14 bölüm bu kitapta okuduk sadece 14 yayını buna ayırdık. ya yani benim açımdan bir şey oldu, tekrar oldu benim için ama gene de baktığınız zaman birçok kişi için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi en son bölümde biraz böyle şey yapılmış. nedir? bir antipaternlerin bu smell, smell dediği kod smell'den geliyor. Yani yazdığınız kodda bir kötü bir şey varsa onun kokusu bir şekilde size geliyorsa ondan yani bu smell, kod smell genel kullanılan bir şey terim. Bu heuristik dediği de sezgisel yani bir, şey yapıyorsunuz. Yani sezgisel olarak burada bir şey var bunu seziyorum bu kodda bir kötülük var anlamında şey yapılıyor kullanılıyor. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Edures, şahinli tram. Tamam. In this wonderful book refactoring, Martin Fowler identify many different code smells. The list that follows includes many of Martin's smells and Ed's own. It also includes other pearls and heristics that I use to practice my trade. Şahinli burda arkadaşlar, e, ben de o kitap da var, Martin Fowler'ın refactoring kitabı ama ilk ilk serisi. ilk serisini ben konuştuğum zamanlar. Orada böyle bayağı bir anti paternler var ve onları nasıl çözeceğinizden falan bahsediyor. Genel yaptığı şey o. Um, e, onun böyle özetli bir şeklini galiba burada anlatacak. E, onu yapacağız şimdi. Ne diyor? I compiled this list by walking through several different programs and refactoring them. As I made change, I asked myself why I made the change and then wrote the reason down here. Uh, the result is a rather long list of things that smell bad to me when I read the code. This list is meant to be read from top to bottom and also to be used as a reference. There is a cross reference for each the sticks that you show that shows you where it is referenced in the rest of the text in appendix C. And 409. Şimdi arkadaşlar burada şey diyor. Yani ben genelde kendi hayatım boyunca yazdığım kodları e, bazı böyle kötü paternleri gördüğüm zaman kendimi bundan sorguladım. Niye böyle acaba diye. Sebeplerini de buraya yazdım diyor. Bu aslında bir not gibi. Şimdi baktığınız zaman e, comment diyor ya burada. Comment, comment'i referans etsin diye C1C2 yani bu comment'in ilk harfi C, C1C2C3C4C5 diye gidiyor. Şimdi bunları bir güzelce böyle böyle e, şöyle göz gezdirerek bir bakalım. Zaten bir kısmını şeyde bakmıştık yani kitabın ilk bölümlerinde bakmıştık. Şöyle yapayım belki ses az geliyordur diye. Şöyle. Tamam. Şimdi. Inappropriate information. It is inappropriate for a comment to hold information better held in a different kind of system, such as your source code, control system, your sheet tracking system, or any other. And change histories. Uh, uh, in, it is inappropriate for a comment to hold information uh, better held in a different kind of system, such as source code. Come change histories. For example, just clutter up source files with volumes of historical and unanswered text. Metadata such authors. Tamam. Inappropriate information dediği arkadaşlar mesela bir kod, source kodu açıyorsunuz. Burada arada cimek, Selamlar. Ee, daha yeni başladık arkadaşlar. Yani öyle 4-5 dakika olduğuna bakmayın. Hiçbir şey kaçırmadınız. Daha ilk comment, ilk aktif anti patternleriz daha. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar source kodu açtığınızda o üstte böyle yazardı işte şu tarihte bu değişti bu bu değişti dediğin zaman kodun haricinde başka bir yazı gördüğünüzde böyle bir itici olabiliyor sizin için. Dolayısıyla bunu burada kullanmayın. diyor. Yani bir şey anlatmak istiyorsanız mesela o source kodun içindeki readme'yi açın arkadaşlar. Oraya bir design pattern, architecture design falan öyle bir şeyler koyun. Ama source kodun içine o tarzda şeyler eklemeyin diyor. Um, e, SBR number falan filan böyle şeyler ekleniyor. Comments should be reserved for technical notes about the code and design. A comment dediğin şey, teknik, teknik bir şeylere ifa, e, hitap etsin yani hani gidip de onu hangi yazar yapmış, ne yapmış beni ilgilendirmez diye. Absolute comment. Absolute comment dediği de artık geçerliliğini yitirmiş. A comment that has gotten old, irrelevant and incorrect is obsolete. Comments get old quickly. It is best not to write a comment that will obsolete. If you find an obsolete comment, it is best to update it. Then... Tamam. Floating... tamam, burada da şey diyor arkadaşlar. Yorumlar arkadaşlar çok çabuk yaşlanır Tamam mı bir kod yazarsanız Oraya bir yorum yazarsınız Gaza geldiniz bir yorum yazdınız Ondan sonra kod değiştirildiğinde O yorumun değişmeme ihtimali çok yüksek Kimse dokunmuyor muhtemelen Dolayısıyla oradaki yorum Aslında şu anda güncellenmiş kodunuzu Anlatmaktan uzaklaşıyor Ve o yorum çok tehlikeli olabiliyor Yani siz en iyisi Hani var ya bulduğunuzdan daha iyisini bırakın Kod bezde Orada yorumları bir şekilde oradan silebiliyorsanız sizin için on numara. Bunu yapın diyor. Redundant comment. Redundant hani ne gereği vardı ya falan diye koyuyorsun. A comment is redundant if it describes something that adequately describes itself. For example, mesela burada ne demiş arkadaşlar? I e artı artı. I e artı artının herkes iyi e arttırmak için kullandığını bilir, değil mi? Yanına böyle increment i e demenin bir anlamı yok. Yani siz kodu okuyan kişiye bir nevi yani affedersiniz salak demek istiyorsunuz gibi gözüküyor. Another example Java doc that says nothing more than even less than the function signature. <laughs> bir de şöyle arkadaşlar bakın Java doc da sadece fonksiyonu açıklamaktan ileriye gidemeyen bir yapı. Ya bu bugün şu kameranın açısına bir şey oldu arkadaşlar. Bir, şöyle bir bakayım neyi değişti bunu anlamadım. Yazıyı küçük gösteriyor. Bir saniye arkadaşlar bir ayara bakacağım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Hani fazla vakit kaybetmeyeyim onu. <laughs> Şimdi baktığınız zaman, e baktığınız zaman burada da mesela metodun signatürünü falan anlatıyor. Böyle şeyleri yapmaya gerek yok. E evet Java dokta çok fazla şey çıkıyor böyle. E Siz söyleyin. Özellikle şartlıkta bir şeyler değişiyor falan. Merge conflict oluyor. Oralarda sıkıntı çıkabiliyor. Doğru diyorsun. C4. Poorly written comment. Yani eksik, zayıf yazılmış yorumlar. Bakalım. A comment word writing is worth writing well. If you are going to write a comment, take the time, make sure it's your, it is the best comment you can write. Choose your words your word carefully. Use correct grammar and punctuation. Don't ramble. Don't state the obvious. Be brief. Şimdi burada da arkadaşlar şunu diyor bir yorum yazdığınız zaman bu yorum aslında şey değil. Ee, siz söyleyin. Ee, yani. Hani ille de yorum yazacaksan bunun güzel olması gerekiyor. Hani biraz düşünüp durup biraz düşünün yani iyi yazmak için onu diyor. commented out code it makes me crazy to see a sketch of code that are commented out who knows who old it, uh, how old it is who knows whether it'll it will manipulate the deleted because everyone assumes someone has needs it, has plans for it the code sits here there and rows getting less and less relevant with every passing day it calls functions that no longer exist um, when you see commented out code delete it. don't worry the source code control system still remembers it Don't suffer commentten. Tamam. Burada da diyor ki arkadaşlar. Yani yorumlanmış kod satırını kesinlikle silin diyor. Görürsünüz. yani biraz şey gözüküyor ama. ama silin diyor yani. Orada çünkü ne zaman yazılmış, kim planlamış, kim kullanacak bilmiyorsun. Silin. Zaten source kodda var diyor. 2008'de diyor ki source kodda var. Muhtemelen CVS'ten ya da SVN'den bahsediyor. Gitti hayli hayli bulabiliyorsunuz zaten onu. Yorumlu kod gördüğünüzde acımayın silin diyor. Ortam. Environment. E1'e bakalım. Build requires more than one step. Building a project should be a single trivial operation. Uh, you shouldn't have to check many little pieces out of from source control. You should need not need a sequence of arcane commands or context depends scripts in other built-in time. You shouldn't have search near and far all of exaggeras, examens and artifacts. You should be able to check out system with one simple command and then issue one other simple command when the gets missed. the shade we are At least no. project Onu çalıştırmak çok basit olmalı diyor. Yani çok fazla step'e sahip olmamalı. Bu günümüzde de çok geçerli aslında. Mesela 2000'de, 2008'de yazdığını düşünürseniz ne yapıyor? SVN'den şeyi alıyor, repo'yu alıyor. Git Kulon gibi düşünün. Repo'nun içine gidiyor. Ant old. Bu ant arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur. Maven'ın ta atalarından gelen eski build sistemi. Hala kullanılan projeleri illaki vardır yani. Ee, en son ne zaman kullanmıştım? En son gördüğüm sene 2017 falandı galiba. Yani bir projede kullanmak zorunda kalmıştım. Ee, öyle. Günümüzde de bu geçerli arkadaşlar. Hatta kompleks flow'larınız varsa genelde böyle make file falan hazırlıyoruz. Mesela mac build ya da npm kullanıyorsanız npm start diyorsunuz. Sizin için projeyi ayağa kaldırıyor gibi. Maven'da da işte Maven ya da Gradle, Spring Boot Run, Maven Spring Boot Run bunların hep profilleri var. Oralardan çalıştırıyoruz. Projeyi çalıştırmak sadece bir stepli bir şey olmalı yani. Kompleks şeylere girmeyin diyor. Test requires more than one step. Bu antipaternin adı aslında. Build requires more than one step. Yani build, yani çok fazla şey içeren build varsa o biraz problem diyor. Tabii bu ona bir örnek değil. Repo'yu kullanmadın zaten. O yüzden um, repo'yu kullanmak bana step gibi gelmiyor. Yani illaki kullanman gerekiyor onu. Dolayısıyla antol dediğinde bunu yapıyor. Test için de aynı şey geçerli. You should be able to run all the unit tests with just one command. In the in best case, you can run all the tests by clicking one button on your ID. In the worst case, you should be able to issue a single command. Shell being able to run all the tests is so fundamental and so important that it should be quick, easy, and obvious too. Diyor ki test için de aynı şey geçerli. Testi çalıştırmak için takla atmaman gerekiyor. Yani öyle bir şey yani ne, bileyim. İşte Docker container'ın ayağa kaldır. Sonra git unit testleri çalıştır. E sen unit testi normalde e, bilgisayarının kablosunu çıkardığında da çalışabiliyor olması lazım. Yani network kablosunu. Ama sen daha baştan e, bir şeylere bağımlılık yaratıyorsun kendine. Eğer o Docker container'ına ihtiyacın varsa mesela test container gibi unit testin içine entegre et, test konteynerinin testi çalışırken ayağa kaldırsın kendi. Böyle bir mantık. Tüm many arguments, function'lara geldik arkadaşlar. F1, tüm many arguments, fonksiyonda çok fazla argüman var. Bunu zaten bakmıştık arkadaşlar. Eğer diyor ki, no argument is best, hiç argüman yoksa güzel. Followed by one, two or three. Hiç argüman koymuyorsan metoda süper. 1, 2, 3 hadi ihtiyacın olduğu koydun diyorsun ama 3'ten fazlasına ihtiyacın varsa arkadaşlar o zaman bundan bir yakacının bunu sorgulayın niye bu kadar şeye ihtiyacınız var? Çünkü fonksiyon dediğiniz şey arkadaşlar konteksi küçük olan bir şey. Tamam mı? Bu konteksi küçük olan bir yere mesela 20 satırlık bir fonksiyon yazacak. Bu 20 satıra 4 tane parametre geçmek zorunda niye kalıyorsun? Sorgula kendini. Sonra iç sesin sana diyor ki ya ben bu 4 taneyi geçmek zorundayım çünkü bir e-mail göndereceğim. O e-maile name işte surname puanı bir de e-mail'i girmek zorunda. Ve de diyorum ki tamam haklısın o zaman. O zaman neden bunu objeye çevirmiyorsun? O zaman proje'ye çevir. Otomatik olarak e, bir parametre almış olacak ve oraya ne geçtiğini de anlayacaksın. Yani e, email send email request ya da customer registered email request. Ha demek ki müşteri kayıt olduktan sonra bir email gönderiyorum. O e email request'inin objesi bir proje yani. Bunlar için sıfır klik daha güzel bence. Push sonrası otomatik bir... Tabii o yani o, o 2008'de yazdığında da bence güzel bir anlatım. Tabii günümüzde şey. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bunları lokalinizde bir şekilde çalıştırabiliyor olmanız lazım. En azından düşük profillerde. Yani bütün testler çalışmıyordur belki ama düşük profillerde lokalinizde çalıştırmanız lazım. Yoksa şuna döner. Sizin build sisteminiz uzakta. Sen bir şey yapıyorsun, uzağa gönderiyorsun. Uzağa bir gönderiyorsun, patlıyor, bakıyorsun niye patlamış? A, compilation hatası almış. Yani compilation hatası alan bir kodu da göndermezsin uzağa. Ya da bir gönderiyorsun. Projende checkstyle var. Unused import. Hayda. Bunları lokalinde yapabilirdin. Bunun tabii birçok yolu var. Mesela en tanınanlardan bir tanesi lokalinde bir tane git hook koyarsın. Sen commit post commit olabilir. E, ya da pre-commit neyse, commitlerken, commitlemeden önce bakar check style falan, işte unused import falan var mı diye, compilation hatam varsa onu commitleyemezsin bile gibi böyle bir sistem koyabilirsin yani. Hocam yani sıfır argümanlı fonksiyon tam olarak nasıl olabilir? Buradaki bakış açısı nedir? Şöyle arkadaşlar, ne biliyor musun? Bu aslında immutability'ye giriyor. E, sıfır argümanlı bir fonksiyon demek aslında coupling'i, sistemi bir şekilde kapatmak demek. Şimdi bir fonksiyonlu, bir parametreli fonksiyon ne demek? Dışarıdan bir parametre alıyorsun değil mi? Yani dışarıdan bir input'a bağımlısın sen. Ama dışarıdan bir input'a bağımlı olma. Bir class düşün. Class'ı başta initiate ederken constructor argümanı ya da neyse onunla veriyorsun. O veri bir, bir kere instance variable'ın içine giriyor. Sonra sen sadece bir metot çalıştırıyorsun. O metot da parametre olarak kendi instance variable'ından o memory de yani class'ın içinde enkapsül edilmiş değişkenden alıyor bunu. Ha bunlar bütün class'lar için uygun olmayabilir. Mesela utility class'ları bunlara pek güzel bir örnek olmayabilir. Çünkü ben diyorum ki validate IP Address. Burada tabii ki de müşteri dışarıdan bir şey girmeli. Ama yöntemi değiştirip şöyle de yapabilirsin. IP validator yani class'ın adını tamamen örnek veriyorum. IP validator parantez aç içine IP adresini koy, parantezi kapat, nokta validate. Bu da mesela validate hiç parametre almıyor değil mi? Ama diğer yönteminde IP validator nokta e, validate dersin o zaman da. E, bu da statik çağırma oluyor. Yani parametre almayan demek, parametrenin bir şekilde objenin içindeki class'ın instance bundan geliyor demek. İyi akşamlar. Umarım açıklayıcı olmuştur ince için. Output arguments. Output arguments are continued counter initiated intuitive reader expect argument to be inputs, not outputs. If your function must change state of something, have it change the state of the object it's called. See output argument. Şimdi output arguments, are, readers expect arguments to be inputs, not outputs. Uh, if your function must change the state of something, have it change the state of the object it is called output. Şimdi arkadaşlar şöyle diyor burada da. Um, Bakın, output arguments are counter initiative reader expect arguments to be input. Yani normalde fonksiyona bir argüman geçtiğiniz zaman onun kullanıcı input e, olmasını bekliyor. Tamam mı? Output argument olmasını beklemiyor. Evet, output'unda bir şey değiştireceksen not output. If your function must change the state of something. Yani output'u neden geçersin arkadaşlar? Yani e, bir fonksiyona bir şey paslıyorsun ve onun çıktı olarak onun da değişmesini istiyorsun. E, bunu fonksiyona parametre olarak geçtiğin zaman şunu demeye çalışıyorsun. Ya bak ben sana bu objeyi veriyorum. Al onu değiştir. Sonra çıkışta da bana ver diyorsun. Bunu pek yapma diyor. Burada demek istediği şey şu. Output argument oraya geçme. O değiştirmeye çalıştığın state objenin kendisi olsun. Objenin kendisinin üzerinden değiştir bunu diyor. Yani bunu örnekle göstersek daha iyi olur ama umarım vaktimiz olur o kitabına bakarsak oradan da fiziksel örneklere geçeriz. Flag arguments. Boolean arguments allow declare that the function does more than one thing. They are confusion and should be eliminated. Şimdi flag argümanlar da arkadaşlar genelde fonksiyonlar böyle bir Boolean parametre aldığı zaman şu anlama geliyor. Ha. Bu demek ki içeride duruma göre birden fazla işlem yapacak. Bunlardan biraz da kaçınılın diyor. Mesela ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Bir fonksiyonunuz var. Um, ne örnek verebilirim buna? Ha şey, işte call endpoint diye bir örneğin var, tamam mı şeyin parametre olarak endpoint alıyor orada. Bir de ikinci bir parametresi var boolean. Billion. Boolean'de is mock diye bir parametre. Bu mock mu olacak olmayacak? Is mock'a mesela true dersen gidiyor mock o endpoint değil de onun mock olan yani fakelenmiş endpointini çağırıyor. Is mock falsesa o zaman da gidiyor o endpoint'i gerçekten çağırıyor. Böyle bir şey varsa bunu bayraklarla yapmaya çalışmayın diyor. E kendine özel dedike fonksiyonlar olsun. Çünkü bayrak o flag dediği bayrak anlamına geliyor. Switch anahtar görevi gören bu parametreler fonksiyonun içinde karmaşıklığa sebep olabiliyor. Çünkü en az iki dallanmaya sebep oluyor değil mi? If bir de else. Dead function, methods are there never because should be discarded, keeping dead code around system walls, so don't be afraid of delete dead function, remember your source code code. Tamam, yine aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Zaten IDE'de e, işte IntelliJ falan kullanıyorsanız, e, bir fonksiyon hiç kullanmadıysanız onu böyle bold, e, grey gray out gösteriyor onu. E, onları silin diyor, zaten history'de var, ihtiyacın olursa tekrardan bakarsın. Gelelim General'a. G1. Multiple languages in one source code. Bunu zaten söylemişti arkadaşlar. Şöyle özet olarak da şey yapayım. Bir source kodun içinde multiple language. Bunda örnek neydi? Ee, şimdi Java var. Java'nın içinde author, author işte release note diyorsun. O da İngilizce'nin kendisi. İngilizce'de var. Bir de o Java Java'da güzel render olsun diye içine HTML falan da koyuyorsun. Üç tane dil var. E Bir source kodun içinde. Bundan uzaktırın diyor genelde. Bir de bak mesela ta o zaman da demiş bunu. HTML, a. JSP, file might contain Java, tag library, index, English comments. Yani e, hiç kullandınız mı daha önce bilmiyorum. JSDL um, ve JSP e, diye. E, bu JSP'lerde şeyler vardı arkadaşlar. Kendine özel değil. Java'nın içine serpiştirebiliyorsun. JSP'nin içinde Java kullanabiliyorsun falan. Günümüzde de aslında var değil mi? Mesela şeyde Vue.js'de falan. Yani ben kullanmıyorum da en azından gördüğüm yerlerde vardı. JSX e, sinteksi. Hem HTML var içeride, hem de JavaScript var. Abi yer iç içe geçmiş. Buralardan biraz e, uzak durun diyor. Obvious behavior is, hani tabi bunu şöyle artısını şöyle savunuyorlar. E, hani JS ile HTML konteksimi değiştirmiyorum, bir source kodda hepsini yapabiliyorum. Kime göre, neye göre iyi, e, bence ayrı olması daha güzel. Obvious behavior is unimplemented. Following the principle of least surprise, least surprise. Any function or class should implement the behaviors that another programmer could reasonably expect. For example, consider a function that translates name of a day to an enum to represent the day. Tamam, mesela bu nedir? Buraya baktığımızda day, day date, string to date. Day'in adını veriyorsun. E buraya string veriyorsun. Onu day'e çeviriyor, buna çeviriyor. We would expect this string Monday to be translated day Monday. We would also expect a common abbreviation. To... When an obvious behavior is not implemented, readers and users of code. Tamam arkadaş şimdi buraya baktığın zaman senin bir beklendiği içine giriyorsun ya. Mantık ya ben de buradaki gibi düşünüyorum. Bunun bir string olmasını bekliyorum. Yani Monday. Bunun çıktısının da bir day, day inamı olduğunu bekliyorum. Yani burada dediği gibi day nokta Monday. Bunun haricinde bir şey yapıyorsa böyle olmasın yani ben surprise olmamam lazım. Bunu baktığımda böyle anlıyorsam ben, benim gibi muhtemelen sizler de öyle anlıyorsunuz. O zaman buradan bir e, yani beni şaşırtacak bir şeyin çıkmamasını bekliyorum. Böyle olsun. Yani obvious behavior is unimplemented. Incorrect behavior at the boundaries. Incorrect behavior at the boundaries. Sınırlandaki yanlış bir davranış. Bakalım nasıl oluyor. It seems obvious to say that code should behave correctly. The problem is that we seldom realize just how complicated correct behavior is. Developers often write functions that they think will work and then they, uh, then trust their initiation rather than going to effort prove pr that their code works. Boundary uh, Code works in all the corner and boundary cases. There is no replacement for due diligence. Every boundary condition, every corner case, every quick and that can confound an elegant initial algorithm. Don't run initiation, look for every boundary condition. and. Şimdi arkadaşlar normalde happy pet dediğimiz var ya çok mutlu bir senaryo bir kod yazıyorsunuz diyorsunuz ki bak çalışıyor. Sana diyorum ki Ahmet nereden anladım bunu? O da diyor ki bana bak mesela kullanıcı buradan bunu create ediyor buradan ürünü satın alıyor çat çalışıyor. Ben de diyorum ki onu satın alıyor ama kredi kartında limit yoksa ne yapıyor? product satın alma, almaya çalıştığında stokta bu kalmadıysa ne yapıyor? Hemen edge case'lerden bahsediyorum. Bu boundary izlediği de o yani sınırlar yani olabildiğince edge case'lere bakıyorsun, dokunuyorsun. Yani koduna güvenme. İlk yaptığın koda güvenme. Buradaki bütün edge case'leri falan bulmaya çalış. Bir de domain'e hakimsen zaten onu yapman daha kolay olur. Testlerinde bunu belirtmeye çalış. Overridden safeties. Ee, ezilmiş güvenlikler. Bakalım ne demek istiyor. Chernobyl melted down because the plant manager overrode each of the safety mechanism one by one. E bu Çernobil'in patlaması yani ve erimesi, çekildiğin erimesinin ana sebebi şuymuş. Plant manager dediği, burada plant manager overrode each of the safety mechanism. Yani bütün güvenlik mekanizmalarını ezmiş yani, yani ezmiş dediği eee, bir şekilde atlamış yani bunları. The safeties were making inconvenient to run an experiment. Ha tamam. Bu güvenlik önlemleri arkadaşlar, tamam mı? Bir deney yapıyorlar. O yapacakları deneyi engelliyormuş bir şekilde. O yüzden bazı şeyleri, plant manager bazı şeyleri ezmişler. Ha tamam. Bunu şimdilik kapatalım da sonra açarız. Şey gibi MySQL'de bir şeyi silmeye çalışıyorsun. Cascade error alıyorsun mesela bu, bu datayı siliyorsun ama bak bunun relate olduğu başka bir data daha var. İlk önce git onu sil diyor. Sen de diyorsun ki ya bununla uğraşamayacağım diyorsun. MySQL'in strict modunu kapatıyorsun. O datayı siliyorsun. Tekrardan strict modunu açıyorsun gibi gibi. it is risky to override safety. Yani bu safety şeylerini ezmeyin diyor. Exerting manual control of serial may be necessary but risky. Mesela serial version UUID var ya arkadaşlar burada. Yani bir kere yaratıyorsun. Sonra onu değiştirdiğin zaman patlamaya sebep olabilir gibi. Yani o genel geçer güvenlik olan boundary'leri geçir, yani geçici de olsa ezmeye çalışmayın yani. Duplication. Bunu özellikle arkadaşlar okumayacağım içini. Artık çok gördüğümüz bir şey bu. Genel pattern. <laughs> Bakın. E, şimdi duplication olduğu ne demek? Aynı kod paterni birden fazla yerde var değil mi? Buna en iyi mekanizma şu arkadaşlar. Template method. Uh, template method'ı kullanabilirsin ya da strateji paternini kullanabilirsin diyor. Indeed most of the design patterns have appeared in the last 15 years are simply well-known ways to eliminate duplication. Yani birçoğu uh, kod çoklanmasını, duplikesini azaltmak için yapılmış diyor. I think the point has been made, find and eliminate duplicate wherever you can verebilir yokken. Yani bulabildiğin kadar duplicate'i aç, ee, bul onları da yok et. Günümüzde bunu yapmak o kadar zor değil. Git source kodu e, sonara bağla ya da github'da bir tane linter falan kullan. Bunu yapan çok güzel toollar var. E, code duplication sana bulsun, sen de onları git eliminate. Çıkart yani. Code at runtime level of abstraction. Bu abstraction zaten e, önümüze çok düşen e, bir kavram arkadaşlar. Bu ve de bir önemli bir kavram bu. It is important to create abstraction that separate high level general concept from lower level detailed concepts. Sometimes we do this by creating abstract classes to hold the higher level. When we do this, we need to make sure that the separation is complete. We want all the lower level concept to be in the derivatives and all the higher level concept to be in the base class. For example, constant variables utility. Bunu zaten görmüştük arkadaşlar. <coughs> Mesela şuraya bakalım. Following code stack. İçinde pop var, push var percent full var. Böyle 3 tane fonksiyon. İçinde ne yapmış? Bir de burada class var. Empty exception, extend exception, full exception, extend exception. The percent full function is at the wrong. Although there are many implementations of stack where the concept of is reasonable. <laughs> evet arkadaşlar yani Bakın burada bir tane interface tanımladın. Dedin ki bu e, bütün stack implementasyonları için çok güzel bir interface. Pop var, push var. Ama bunu diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü stackler birden fazla olabilir. Hepsi bu stack'i e, implement edebilir. Ama percent full dediğiniz şey bu seviyede doğru olmayabilir. Çünkü birçok stack'in kendi implementasyonları farklı olabilir. O yüzden buraya dokunmamak lazım. Yani yoksa şeye gidersiniz. 10 tane stack implementasyonu var elinde. Tamam mı? İki tanesi percent full'u implement edip onun içini doldurmuş. Sekiz tanesi de mecburiyetten Java'da bir şeyi implement ettiğin zaman yukarıdaki metotları aşağıda tanımlaman gerekiyor ya. Orada e, hepsinin sekiz tanesinin içi boş kalır. Yani öyle olmaktansa onu, onu hiç oraya koyma diyor. Base classes depending on their derivatives. Bu da en kötü şey arkadaşlar. Content'e hiç girmeye gerek yok. Şöyle anlatayım size. <laughs> mesela e, bir işte abstract class tanımladınız. Onun aşağısında da onu tanımlayan mesela car aşağıda da BMW, Audi falan gibi şeyler var. Tamam mı? Car da abstract bir class olduğunu düşün içeride. Öyle bir şey ki e, te tepedeki class base class yani abstract class car'ın BMW'den gelen bir değişkene bağımlılığı var. Böyle bir şey olmaması lazım yani. Yani e, dependency'nin bu yönde olmaması lazım. Aşağıdaki derivatiflerin belki yukarıya bağımlılığı zaten çoktan var. Ama e, base class'ların bu alt tarafa derivatiflere bağımlı olmaması gerekiyor kesinlikle. Bu ne zaman oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Bir diyebilirsin ki Hüseyin ya buna nasıl düşebiliyoruz ki diye. Şöyle arkadaşlar base class'ınız arabaya içeride şöyle bir metot düşünün. Adam o abstract class'ın içine bir metot koyuyor. Create. Tamam mı? Sen o car nokta diyorsun. İçeriye parametre olarak string alıyor. Verdiğin string'e göre oradan BMW mi dönecek, Audi mi dönecek onu döndürüyor. Zaten o işe girdikten sonra otomatik olarak car klası, abstract klası, BMW ve Audi ikisi de concrete class, ikisine de bağımlılığı oluşuyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle bir şeye girmeyin diyor. Onun yerine car olabildiğince şey olsun, bağımsız olsun. Audi ve BMW kenarda takılsın. Eğer sen kar üzerinden bir şeyi yaratmak istiyorsan, BMW ve Audi gibi türetmek istiyorsan o zaman da arkadaşlar abstract factory'yi falan kullanmanız gerekiyor. Factory pattern'ı var zaten onun için. Yani bambaşka bir class üzerinden create edebilirsiniz. Too much information. Well-defined mod modules for very small interfaces that allow you to do a lot of it. Tamam. Poorly defined modules have wide and deep interfaces that forces you to use many different gestures and get simple things done. A well-defined interface does not Interface does not offer, a well defined interface does not offer very many functions to depend upon, so coupling is low. E, zaten burada şey arkadaşlar, too much information dediğim. Şimdi e, şey olay var ya bir eleman, bir class, bir şeyi yapmalı, onu da düzgün yapmalı. E, SRP diyoruz ya Single Responsibility problem, şey, Principle. Orada bir interface'in içinde kalabalık şeyler görürsen zaten. E, Ayvayı yemişti mesela adam, customer diye bir interface yaptı bu customer interface'i, customer'ın balansını mı düşünüyor diyorsun, işte ne bileyim e-mail'ini mi değiştirebiliyorsun e, ya da ne bileyim e, işte profil fotoğrafını mı güncelleyebilirsin. İçinde bir sürü metot var. Ama halbuki e, belli alanlara yönelip onlarla ilgili şeyler yapsa daha güzel olurdu. Yani çok fazla bilgi koymaktansa çok güzel tanımlanmış modüller içeride çok fazla fonksiyon falan barındırmazlar genelde yapması gereken işi yapmaya çalışırlar. O yüzden fazla information koymayın diyor. Yani SRP uyguladığında G8'i de yapmış oluyorsun. Orada bir faktör pattern oluşturursak kar ve Aynen aynen. Inciner onu demeye çalışmıştım. Dead code. Dead code da arkadaşlar invisible unreachable code zaten günümüz IDE'lerinde unreachable code olduğu zaman yine onu griye boyayarak size gösterebiliyor dead code. Onun detayına girmiyorum. Vertical separation. Bakalım Vertical neydi? Decay'di Di değil mi? Uh, variables and functions should be defined close to where they are uh, used. Local variables should be declared just above their first user. Tamam, tamam. Um, we don't want the local variables declared hundreds of lines. Tamam. Private functions should be defined just below. Tamam. Bu vertical separation dediği arkadaşlar hatırlayın. Hani makale yazar gibi giriş gelişme sonuç yazıyorduk ya. Sen bir fonksiyonun var. E, fetch customers. Bu fonksiyonun içinde for döngüsü içinde fetch customer var. Yani fetch customers fonksiyonu for döngüsü içinde fetch customer'ı çağırıyor. Private method. O zaman onu hemen o metodun altına koy. Fazla uzakta olmasın. Yani o, o ne işe yarıyor diye sayfanın en aşağısına inmeyeyim. Yani hemen altında olsun işime yarasın. Aynı şekilde değişkeni tanımladığında onu kullandığın yer hemen hemen bir sonraki satır olsun diyor. Tamam mı? Yani sen zaten idelerde bu da var. Klasın içinde bir instance değişken tanımlayıp onu 155. satırdaki bir fonksiyon içinde kullanıyorsan sadece orada kullanıyorsan diyor ki sana ya kardeşim sen istersen bunu al bu fonksiyonu lokaline çek. Yani olabildiğince yakında dursun diye. Böyle söylüyor sana. Inconsistency. If you do something certain way do all similar things in the same way. Tamam bunu da şeyden hatırlıyorum. <laughs> Mesela diyelim ki bir işlem yapıyorsun e, elinde bir rest apisi var İçinde customer ve product diye iki tane şeyin var, resource'un var entity. Sen e, bazı yerlerde bu entity'leri yaratmak için create kullanıp bazı yerlerde save kullanıp falan diye ilerlersen bu kafa karışıklığına sebep olabilir. Tamam mı? Bir de <laughs> update diye bir fonksiyonun var bu update aynı zamanda create işini de yapıyorsa yeri geldiğinde o zaman bir problem. Tamam yani e, bu bir iletişim dilidir. Yazdığın kodda konsit e, yani tutarlı olman gerekiyor. Ben bir yerde bir şey yaratmak için create görüyorsam başka bir yerde save görmeyeyim. Yani onun gibi bir şey e, anlatmaya çalışıyorum. <laughs> ne ikinci soruyor? Biz şu anda genellikle user Service vs diye bir klas oluşturuyoruz. Sonra içine bin satır kodu yazıyoruz. Bunun içinde user'ın adresini, bilgileri vs. ayrı ayrı handle eden metotlar var. Örnek veriyorum tamamıyla. Bu böyle olmamalı ve user'ın adresini sadece bir klasma üstlenmeli mesela. Güzel bir soru aslında. Şimdi arkadaşlar, nihayetinde user service tamam mı? İçeride ne yapmalı? Ee, i̇çeride şey yapmalı değil mi? bakıyorsunuz user'ın üzerindeki yani o entity'nin üzerindeki field'ları updateten sorumlu. Değil mi? Şimdi ben bir kere o user servisinin içinde o field'ları değiştirmeklerle uğraşmazdım. Bunun için bir mapper yapabilirsiniz bir seçenek ya da user'ın şimdi kafamda user'ın modelinin pojosunu, java klasını düşünüyorum. Onun içinde adres için bir class var. Metadata için bir class var. Gibi gibi alt klaslar olabilir. Dolayısıyla bu domain, yani bu pojanın içinde e, statik metotlar tanımlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, user dedik ya. Adres. Adres nokta from deyip içine sen oraya ne geçiyorsun? Mesela adamın zaten bir adresi var. Tamam mı? Parametre olarak başka bir şey geçiyorsun oraya. From diyorsun. Dolayısıyla elemanı var olan Adres bilgisini senin geçtiğin parametrelerle modifiye edip update ediyor. Ama objenin içinde hala o. User service de bu obje değişen objeyi yani satır olarak şöyle diyeyim arkadaşlar. Şurayı karalayayım. Şuraya diyorum ki arkadaşlar yazdığımız kod şu. Elimde bir tane user objesi var. U oh, eşittir new user. Tamam Şöyle bir objem var. Bu user objesinin içinde birden fazla field olabilir. Mesela address diye bir subclass, metadata olabilir, profil olabilir. Tamam. Şimdi user service'in görevi ne normalde? Sen ne yapıyorsun mesela burada? User service service nokta update dedin değil mi? Bu update'i dedikten sonra şuradaki user'ı normalde diyorsun ki sen User'ı buraya veriyorum. Belki de buraya bir bir şey geçiyorum. Adresini güncellemek için. Onun için şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Um, bu u bu ya. User nokta tamam mı? Um, şuraya set adres deyip şunun içine geçebilirsiniz bunu. Bu kısmı. Ama olabildiğince şu user objesinin içinde senin için domain metodları olursa user'ın adresini değiştirmek daha kolay olacaktır senin için. Yani user'ı çektin. Burada yer kalmadı ama şuraya mı yazsam? Şöyle yazayım. Şöyle. Şöyle user diye class var elinde. Şöyle. İçinde değişkenler var. İşte name, age, belki adres diye bir class var. Bu da kendi içinde şöyle gidiyor. Tamam mı? Benim dediğim şey arkadaşlar şu. Şurada bir tane metodum var public static from mesela from address from address diye bir metodun var. Oraya sen e, update address request'i geçiyorsun mesela tamam mı? Dolayısıyla o sana şuna sebep oluyor. Elinde zaten user diye bir obje vardı. U nokta from address bunun içine sana geçen request ne? Update address request değil mi? şuraya request'i geçiyorsun tamam mı? Bak bu fieldları değiştirme kısmını, bu domain objesi senin için yapıyor. Zaten diyor ki ben o dataya hakimim. Sen bana objeyi verirsen ben onu e, ilgili yere çeviririm diyor. Ama hala da objenin içinde arkadaşlar bu. Dolayısıyla user service de sizin için ne yapacak? E, yani user service'in update metodunun içine baktığım zaman ben sadece şunları göreceğim. İçine bakıyorum user metodunu. Şöyle bir şey var. User U eşittir user repository nokta find userı buldum ID bana user geldi ya burada U nokta from address içine şu e, update gelen requesti geçtim sonra buradan bana bir U gelmişti ya tekrar user repo nokta save u'nun kendisini verdim. Böyle. Ya da ben bunu bu user'ın içine yapmak istemiyorum diyorsam o zaman o user'ı manipüle eden başka bir class yazabilirsin. Ama olabildiğince onları arkadaşlar bir yerlere delege etmeye çalışın. Yani yoksa user servisinin içinde her şeyi yaparsınız. Yani o Paylaşabiliyorsanız onu paylaşın. Zaten srp, yani bu şey kitabında srp'den bahsettiği yerde o solid var ya, solid örneğinde zaten şey vardı. Ee, hem bir şeyi calculate ediyor, hem de html renderını yapıyor falan. Orada şeyden bahsediyordu, html render kısmını başka bir klasa almaya çalışıyordu. Onu siz de yapabilirsiniz o şekilde. Hatta şöyle diyeyim size, eğer o field'ları update etmek çok düz bir işlemse, onlar için mapper'lar var. Mesela Dozer var, işte ne bileyim Spring'den gelen Bean Mapper'ı var. Onları kullanabilirsiniz. Ee, biz e, bu tip senaryolarda business özel util ya da Mapper klasını oluşturuyoruz. Logic yoksa... Evet. Evet. Ben az önce anlattığımın özeti. Clutter. Bakalım. Of what use of default constant. with no implementation? of what use is a default constructor with no implementation. All it serves to do is clutter up the code with meaningless artifacts, variables that aren't used, functions that are never called, comments that add no information, and so forth. All these things are clutter and should be removed. Keep your source files clean, well organized, and free of clutter. Yani clutter dedi, kullanmadığın bir şeyleri kaldır diyor arkadaşım. Yani silme, senin bir numaralı şeyin olsun. Aracın. Artificial coupling. Things that don't depend upon each other shouldn't be artificially coupled. For example, general enums shouldn't be contained within more specific classes because this forces whole application to know about these more specific classes. The same goes for general purpose static functions being declared in specific classes. In general, um, An artificial coupling is a coupling between two modules that serves no direct purpose. It is a result of putting a variable, constant or function in a temporary uh, convenient, true, inappropriate location. This is a lazy and careless. Burada da şey diyor arkadaşlar. Mesela bazı yerlerden constant inan falan kullanıyorsunuz ya. Bir de public oluyor onlar. Her taraftan erişilebildiği için artificial, yapay bir coupling oluşturuyorsun. Yani herkes tarafında kullanılabilir. Dolayısıyla ona depend ediyor olabilirsin. Bir yeri gelip onu bir değiştirmeye çalıştığında her tarafı da patlatmış olabilirsin. ''Take the time to figure out where functions, constants and variables ought to be declared.'' Yani burada da arkadaşlar şey diyor, mesela bu hatırladığım kadarıyla design patterns, head first design pattern'da da vardı. Ortak bir yerden değiştirebileyim diye bir yerde bir şey tanımlıyordu, fonksiyon ya da değişken olması lazım. Sonra onu kullanan elemanlar arttıkça arttı, arttıkça arttı. Sonra dediler ki bunu böyle değil de şöyle yapalım dediler. O kamın yerden bir değiştirdiler. Her şey patladı. Dolayısıyla alt klaslara özel bir şeyler yapmaya çalıştılar falan. O yüzden bu değişkenleri ve fonksiyonları nerede kullandığının gerektiğini iyi anlaman gerekiyor. Feature Envy. Bu Feature Envy arkadaşlar Envy kıskanmak demek. Feature Envy bir özelliği kıskanıyorsun. Yani e, şöyle düşün arkadaşlar. Eee sen mesela şu örnekten bakalım. How hourly pay calculator money calculate weekly pay. E bak şimdi. E'nin buradan bana ne geliyor? E geliyor değil mi? E'nin get ten trade'ini kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Başka E'den gelen var mı? E'den geliyor. Bunlar da lokal değişkenler zaten. Peki bir şey sorayım o zaman size. Madem ben burada en az iki tane şeyi E'den kullanıyorum. O zaman bu lojiyi, ben neden hourly employee almıyorum? Yani şey gibi oluyor. Ee, bir fonksiyonun var. O fonksiyonun içinde bir iş yapıyorsun. Ama e, mesela create diye user service içinde create diye bir metotun var, tamam mı? Bu create kendi içinde e, başka bir klası, mesela product klasını üç defa çağırıyor, üç ayrı yerden. Sonra onun üzerine işlem yapmaya çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Oradaki user'ın içinde create fonksiyonu var ya. Product'ın üzerindeki o üç tane metodu arkadaşlar kıskanıyor. Kendi içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. E bunu böyle yapmaktansa git o zaman onu product'ın içinde yapmaya çalış. Çünkü o veriler zaten product'a var. O verileri kendi lokaline çekip onun üzerinde devasa işlemler yapmaya çalışma diyor. Çünkü eğer sen o metodu product'a alırsan burada iki tane yere bağımlı olmazsın da onun metodunu direkt olarak çağırırsın. <laughs> Bakalım burada ne diyor. The calculated weekly pay method reaches into the hourly employee object to get the data on which the calculate weekly pay method envies the scope of hourly employee. It wishes that it could be inside hourly employee. Gördünüz mü? O zaman hourly employee'nin içine al diyor. <laughs> Bakalım nasıl yapmış. Evet. İki tane çağırdığı metodu arkadaşlar şeyin içine alıyor. Hourly'ye alıyor. Yani bir nevi asimile oluyorsun arkadaşlar. Sen bir klassın class'ın içinde bir işlemi yaparken bağımlı olduğun yerden o kadar şeyler alıyorsun ki kendi lokaline, artık onun gibi olmaya başlıyorsun. Bir nevi kıskanıyorsun onu yani. Bu örnek bayağı benzik olmuş, direkt karar verilebiliyor aslında. Peki hourly pay calculator içinde birkaç alanı kullansaydı ya da farklı bir parametreden iki alanı kullansaydı nasıl? Be? Orayı anlamadım ama yani burada demek istediğim şu arkadaşlar. Şuradaki logic var ya buradaki logic'i logiyi gidiyor buraya alıyor. Yani diyor ki bu bilgiler hourly employee'de var. Yani hourly employee'nin içinde bu bilgiler var. Sen ona ihtiyacın varsa report hours deyip buradan alabilirsin Ben devam edeyim. Sen biraz daha açıklayıcı yazarsan incin mi hiç? şey yaparım. Devam ederim. Selector argument. There is hardly anything more uh, abominable data and a dangling false argument at the end of the function call. What does it mean? What would it change if there is true? Not only is the purpose of a selector argument difficult to remember, Bu da şeye benziyor arkadaşlar. Hani vardı ya flag argumentları vardı. O flag'e göre bazı şeyleri seçiyor. Buradaki overtime dediğin zaman bu muhtemelen alttaki dalga, dallanmayı falan bilmen gerekiyor. Mesela calculate weekly pay false means wherever you happen to stumble across it. But um, yani ne zaman bunu çağırsan arkadaşlar buraya gelip bakıyor olman lazım. Açıklayıcı değil çünkü bu. Bakalım şuraya real shame of a function like this is what that author missed the opportunity to write the following. Stride pay, overtime pay, overtime bonus. Yani bir fonksiyon, geniş bir fonksiyon içinde parametre ile içeride ne yaptığını bakıp bakıp anlayabiliyorsan o zaman şöyle bir şey yap diyor. Onları ayrı özel bir fonksiyona çıkar. Adlarını da düzgün ver ve o şekilde yap. Burada mesela düz ödeme, ee, mesai yapılmış ödeme, gibi gibi ya da bonus gibi o üç özellik aslında bir önceki fonksiyonun içine sıkıştırılmış. Onun yerine böyle yapıyor. Demek istediğim başka bir klaslatan da veri alıp o metotta kullanıyor olsaydık. Ha, o zaman hayır yok yok. O aynı şey değil arkadaşlar. Mesela product klasının içinde product servisinin içinde create diye bir metot var. Bu product class arkadaşlar gidip katalog servisinden bir şey alabilir. Image servisinden bir şey alabilir. Hatta payment servisinden bir şey alabilir. Payment method servisinden. Gidip bir de üstüne üstlük mesela third parti bir servisten bir şey alabilir. Ya birden fazla servisten bir şey almanın bir de zaman yok arkadaşlar. Onu yapabilirsin. Ama devamlı bir klasın üzerine odaklanıp onun 4-5 tane kısmını kendi içine alıp orada bir şey yapmaya çalışıyorsan orada bir problem var diyor. Git onu orada yap. Yani 4 tane çağrım düşün 4 satır. Birinci versiyonunda 4 ayrı klasa gidiyorsun. Bu okey. İkinci versiyonunda 4 çağrım da aynı klasa gidiyor. Farklı bir klasa. Dolayısıyla ona bad, bad practice diyor. Demek istediği o. Obscured intent Bakalım. We want count to be uh, as expressive as possible. Run on expressions, Hungarian notation and magic numbers, all obscure authors in that. For example, here is the overtime pay function as it might have happened. Bakalım. Me alt tri ot Return. Falan. Evet, biraz anlaması biraz zor arkadaşlar bunu. Small and dense as it might be appear, it's also virtually imp impenetrable. It's worth taking the time to make the intent of code visible to our readers. Yani fonksiyon adından to parametrelere kadar falan hepsi e, şey, penaltı. O yüzden onu yapmayın diyor. Misplaced responsibility. Yanlış yerleştirilmiş sorumluluk. One of the most important decisions of a software developer can make is where to put code. For example, where should the p constant go? Should it be in the math class? Perhaps it belongs to trigonometric class or maybe in the circle class. Um, the principle of less surprise comes into play here. Code should be placed where reader would naturally expect it to be. The pi class constant should go where the trig trig functions are declared. The overtime rate constant should be declared in the RDP. Tamam. Burada da arkadaşlar ee, bir şey kullanıyorken onu doğru yere koyduğundan emin olun diyor. Hani genel bir yerde olmasın. Inappropriate static. Bakalım, uh, Uygun olmayan static. Mat max double double is a good static method. It does not operate on a single instance. Indeed, it would be silly to have to save new max or even max -b. All the data that max uses comes from its two arguments and not from the owning object. More to the point there is almost no change that we would max to be polymorphic. Sometimes, however, we write static functions that shouldn't be static. For example, consider how we can calculate employee over time. Come on. Again, this seems like a reasonable static function. It doesn't operate on any particular object and guess. However, there is a reasonable change that just that we will want this function to be polymorphic. We may wish to implement several different algorithms for calculating. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada da şey diyor. E, statik metodları kullanıyoruz ya. Bu kitap arkadaşlar Clean Code. Robert C. Martin'in Clean Code kitabı. Şimdi e, matematik kütüphanesindeki Math Max AB bunun e, şey olması, statik olması çok güzel. Çünkü matematik klasının kendi içinde bu değişkenleri tutmasının hiçbir anlamı yok zaten. İçeride tutmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla bir statik fonksiyon üzerinden bunları alıyor. Tamam mı? Ama buraya baktığınız zaman Buraya baktığınız zaman bakın bir employee alıyor bir de overtime rate alıyor tamam mı? Şimdi bunun üzerinde farklı algoritmalar olsaydı eğer calculate pay'in farklı bir algoritmalar olsaydı hourly değil de başka bir şey olsaydı. O zaman arkadaşlar mesela burada hourly var bir de overtime hourly var bir de straight time hourly var. Yani bu e, hourly pay calculator'ın farklı derivatifleri farklı versiyonları var e farklı versiyonları varsa o zaman demek oluyor ki ben calculate pay üzerinde bir polimorfizm yapamıyorum. Çünkü ikinci ve üçüncü straight time hourly price pay, hourly pay bu iki klasta da ayrı ayrı calculate pay fonksiyonunu tanımlamam lazım. Kendi başına birbirlerinden bağımsız. Ama burada ben eğer bunu statik değil de bir normal class üzerinden çağırsaydım ve bu employee de bu employee de, bunun içindeki bir değişken olsaydı o zaman bu state tutuyor. O şöyle yapacaktı o zaman. New hourly pay calculator nokta Bu new hourly pay olabilir, stride olabilir ya da overtime olabilir. Yani statik ve e, diğerini kullanırken ona göre dikkat edin diyor. İkinci kullanım zaten inappropriate static. Bu böyle olmasın da new üzerinden ilerledi. Use explanatory variables. Bunları söylemiştik arkadaş zaten. Ya değiş, Konuşamadım. Değişken adlarınızın e, o olayı o tuttuğu verinin ne anlama geldiğini iyi anlatıyor olması lazım. E, o zaman bu arada teşekkür ettim abi. Function names should say what they do. Bu da aynı arkadaşlar. Fonksiyon adları ne yaptığını çok iyi anlatmalı diyor. Tamam mı? E, şöyle bir örnek vermişti zaten. Bakın. Date.add5 Şimdi ilk baktığınızda ne oluyor arkadaşlar? Bu sanki şurada bir date objesi var. Bir de buna 5 ekliyor ama 5 ne burada? Date mi? Gün mü? Saat mi? Hafta mı? Bunu anlayamıyor. Dolayısıyla onun yerine add days to deyip ya da increase by days. Hani ne olduğunu orada söyle bana diyor. Eğer bu day, day diye bir day diye bir class olsaydı o zaman hadi yine idare ederdi. de nokta 5 dediğinde ha buna 5 gün daha ekleyeceğim diyebilirdi o zaman. Niyetinizi güzel anlasın. Understand algoritm. Bakın. Yani e, algoritmin anlat, anlaşılma zorlukları falan olabiliyor arkadaşlar. Bir şimdi şöyle bir kavram var. Ben e, bir 4-5 ay önce bu Raft Consensus protokolünü anlattığım zaman başlangıç şeyim şöyleydi. Algoritma arkadaşlar bir problemi çözmek için yapılmış. Bir algoritmayı bana gösterip o algoritmayı basit bir şekilde bana anlatamıyorsa onu basit anlayamadığım algoritma o problemi nasıl çözecek? Dolayısıyla onun basit olması lazım. Bak bu yazılım yazmada falan bu basitliğin bayağı bir önemi var. E, o e, ana şeylerden bir tanesi yani o basitlik kısmını getirebildiğiniz zaman birçok şeye çözüm oluyor. Make logical dependencies physical. Burada da şey diyor arkadaşlar. Yani sizin klasınız içinde bir yere bağımlılığınız var. Tamam mı? Bu bağımlılığın böyle gizli olmasın. Yani hani ben onu anlayabileyim ne olduğunu. Bir modülden bahsediyorsam o modülün neye depend ettiğini ben anlayayım arkadaşlar. Tamam mı? Yani zaten dependency injection'da falan bu oluyor ya. Mesela new product service parametre olarak product repository'yi alıyor. Değil mi? Burada diyorsun ki product service, product repository bağımlılığı var gibi. Yani onları böyle e, logikli olmasın olabildiğince fiziksel olarak bağımlı olduğunu göstereyim ona diyor. Örnek olarak ne vermiş burada? If one module depends upon another, that dependency should be physical, not just logical. The dependent module shouldn't make assumptions in other words, logical about the module it depends on. Rather, it should explicitly ask that the module for all the information it depends upon. Bakalım. For example, imagine that you are writing a function that prints a plain text report of hours worked by the employees. One class named hourly reporter gathers all the data, hourly reporter, tamam. into a command, the then passes it to our formatter. Tamam. This causes a logical dependency that has not been physicalized. Bakalım. Formatter var. burada. line item. Can you spot it? Uh, it is the constant page size. Sure. Why should the hourly reporter know the size of the page? Ha, doğru 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 arkadaşlar bak şurada uh, şimdi şu page size var ya bu page size hourly reporter'ın içinde bir değişken diyor. Ama diyor ki bu 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 statik, bu integer değer bunun sorumluluğunda olan bir şey olmamalı. O formatter'ın görevi olmalı diyor. Çünkü bunu formatter kullanıyor. Bakın generate rip, şeyin içinde generate report'un içinde page size var. Formatter'ın olmalı diyor bu. Dolayısıyla böyle gizli bağımlılıklar koymayın diyor içine. Uh, the fact that page size is declared in hourly report to represent a misplaced responsibility, zaten bahsetmiştik, that causes hourly reporter to assume that it knows what the page size is, ought to be such an assembly, so logical depends our looping. tamam. Yani buraya koyduğun zaman diyorsun ki, ha, hourly reporter'ın bu page size'a ihtiyacı var. Halbuki ihtiyacı yok, o formatter'ın görevi. O yüzden diyor ki, böyle logical dependency'ler koymayın, onları olabildiğince fiziksel olarak yerleştirin. Polymers if else wish, Bunu anlatmıştık arkadaşlar önceki durumlarda. Şöyle kısaca geçeyim size. Burada diyor ki mesela şey örneğini vermiştik ya. Kardan Audi ve BMW'yi türetiyorsunuz. Orada mesela size geçilen string değişkenine göre if else yazıp if type eşittir string Audi ise new Audi döndür. If type else if işte type eşittir BMW ise New BMW. İyi böyle if ya da switch case'li yapmayın. Onun yerine polimorfizm kullanın diyor. Tamam mı? Polimorfizm de ne demekti? En çok kullanılan yeri bu factory pattern, abstract factory pattern'la e, tepedeki bir klasın yardımıyla alttaki e, türevleri olan BMW ve Audi gibi türevleri olan class'ları bir şekilde e, polimorfiz etme. Yani sen diyorsun ki şöyle bir şey diyebilirsin. Car, car eşittir new BMW. Sağda BMW var. Onun döndüğü şey kar. Aslında BMW'yi de Audi'yi de ben parametreleri içinde kar olan bir fonksiyona otomatik olarak geçebiliyorum. Polimorfizmin böyle, böyle, güzel şeyleri var. Kullanımları var. Follow standard conventions. E, everything. Tamam. Bu arkadaşlar söyleyeyim önceden okuduğumda. E, takım içinde arkadaşlar bir conventions varsa on numara. Mesela check style kullanımı gibi, linter kullanımı gibi. Bunlar size ne sağlıyor, ne fayda sağlıyor? Mesela, sen kendi idende bir şey yapıyorsun, onu gönderiyorsun, tamam mı? Sonra biri gidiyor, senin değişikliklerini alıyor, kendi bir geliştirme yapıyor. Yaptığı geliştirmede bir satırlık bir kod ekliyor. Ama diyor ki, dur ben bunu bir formatlayayım diyor, bir formatlıyor, 55 tane file change. Böyle bir şey olmak istemezsen, olmasını istemiyorsan, gidip şey yapabilirsin, hmm, nedir? check style kullanabilirsin mesela. Ya da değişken adlandırması mı var? Ya da fonksiyon ya da fonksiyon uzunluğu ne olmalı? Class'ın uzunluğu ne olmalı? Bu tarz şeyler için de yine bu check style tarzı kod quality tool'larından faydalanarak bu convention'ları takım içinde bir formata uydurabilirsin. Bu şekilde. Replace magic name with named console. Bak tam da oraya geldik. Şimdi burayı şöyle anlatayım size arkadaşlar. Uzun uzun söylemiş ama. Şimdi bazen görürsünüz arkadaşlar. Mesela şuradaki örnekte de şunu demiş. Feet volt bölü 52.80. Bu 52.80 ne? Hiçbir fikrin yok değil mi? Kodu okudukça anlıyorsun. Muhtemelen şu. Feet feet per mile. Feet per mile. Yani böyle kodun içinde böyle bazen ee, sihirli rakamlar görüyorsun. Bu sihirli rakamları milletin tahmin etmesine bırakmadan sen bunu bir tane statik değişkene ata. Orada da güzel bir ad ver. Onu bilelim. Mesela request timeout in millisecond. Yani orada burada sen 6000, 8000, 10000 yazacağına ya da 6000'i 15 yerde kullanacağına git yukarıda statik tanımla ve şey yap, şey söyle. De ki um, request timeout in milli de oraya da şeyi yata. 6000, bin, 10000 bin, neyse onu söyle. E, bu paragrafta da şu verdiği örneklerde de aynen ondan e, bahsediyor. Tamam. Be precise. Expecting the first match to be only matched to a agree is probably naive. Is using floating point to represent yourself? Tamam. Uh, burada be precise yazılım yaparken arkadaşlar bir veri tipi kullandığınızda bir data structure'ı kullandığınızda bunları gerçekten mantıklı bir şekilde bulup mu oraya getirdin orada biraz şey olman lazım yani böyle açık olman lazım bu konuda ya da ne bileyim bir floating number kullandın çünkü orada bir para var ya da para varsa o zaman niye big decimal kullanmadın? İşte big decimal kullandım çünkü para ile işlem yapıyorum o yüzden big decimal kullandım ya yani buralarda açık e, olman gerekiyor. Veri yapılarında da mesela ben burada array list de set kullandım. Bilerek kullandım. Çünkü e, benim oraya eklediğim elemanların duplike olmuş olmasını istemiyorum. Duplike olanların elimine olman, yani çıkarılmasını istiyorum. O yüzden set kullandım. Ya da e, ben burada bir concurrent programming yapıyorum. O yüzden orada concurrent hashmap kullandım. Bunun farkındayım. Yani bunları developer olarak sen onu e, belirtebiliyor olman lazım. Evet bu yazılım yaparken arkadaşlar birçok yerde böyle sizin önünüze düşecek. Bunlara güzel kararlar verebiliyorsanız yavaş yavaş seniority'ye gittiğinizi zaten hissedeceksiniz bir yerden sonra. Structure over convention. Enforce design decisions with structure over convention. Naming conventions are good. With structure over convention. Enforce design decisions with structure. Okay. Naming conventions are good, but they are inferior to structured force compliance. For example, switch cases with nicely named enumerators are inferior to base classes with abstract method. No one is forced to implement the switch case statement the same way each time, but the base classes to enforce the concrete classes have all up. Şey a structure. over convention. Şimdi convention, naming convention'lar falan güzeldir değil mi? Yani şirket içinde falan bunları kullanıyoruz. Hatta işte Java kullanıyorsan bir farklı olabiliyor. İşte e, Go kullandığında mesela C kullandığında o değişken e, formatları falan farklı olabiliyor. Variable adları. E, e, bu, tamam bu güzel ama bir de bunun şeyi var. E, structural e, design decision'ları var değil mi? Mesela sen dersen ki ya bak e, Ahmet ben şey yaptım burada bir switch case kullandım. içinde de bak ne güzel inam kullandım. Böyle çok güzel yürüyor. Bu bizim conventionımız çok güzel anlaşıyoruz. Ama bir de şöyle bir şey de var. Hani bir önceki şey de vardı ya switch case ya da ifyas yerine polimorfizm kullanın diye. Şimdi polimorfizm yaklaşımını kullandığın zaman o base'de ne varsa oraya yeni bir tip getirdiğinde o base'deki şeyleri türeteceğini biliyorsun. Bu bir structural karar yani yapısal bir karar bu. Dolayısıyla yapısal bir karar genel geçer kuralların üzerinde olmalı. Yani şirket kültüründe, şirket içinde verdiğin kararlar vardır, okey. Ama buradaki asıl dizaynlar, yapısal kararlar bunun üzerinde olmalı her zaman. Yani switch case çok güzel gözüküyor diye onu kullanmaman gerekiyor. Onun yerine gidip polimorfizmi belki tercih etmen gerekiyor. Burada demek istediği o. Encapsulate conditionals. Bakalım. Building a logic is hard enough to understand without having to see it in the context of an if or a while statement. Extract functions that explain the intent of the conditional. For example, if should be deleted timer is preferable to has expired. Tamam, bunu zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Böyle if'in içinde zaten endlerle, orlarla böyle pipeladığınız bir şeyler varsa o, o bir kere şeye çok güzel aday. Bunu çıkartın. Yani orada ne demek istiyorsun? Bazen öyle bir şey oluyor ki ya, sadece böyle and'li or'lu değil. Bir de not'lar da var içinde. <laughs> bir iki parantez. içinde değişkenler. Bazen de and bazen de or var. Bir de tepesine ünlem işareti. Not. Onu anlamaya çalıştığında zaten anlayamıyorsun. Sen onu anladığın millet anlasın diye de yanına yorum koyuyorsun. Böyle bir şey yapma. Onun yerine arkadaşlar o conditional'ı et yani should be deleted demek istiyorsun. Diyor burada. Tamam gelelim. Avoid negative condition. Zaten bunu söylemiştik arkadaşlar. Ee, şöyle natlı olan versiyonunu söylemeyin arkadaşlar. Buffer should compact. Buffer should, yani bu belki ters e, örneği olmuş olabilir bunun. E, nasıl deseydik bunu? Yok, bu, 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 güzel bir örnek. Tamam. Yani bir şey anlatmaya çalışırken e, onun negatifini söylemeyin yani. Pozitifinden yana çıkmak daha iyi. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Tehlikeli. Şu iki ife yukarıdan baktığınız zaman ilk başta ünlemi görmemiş olabilirsiniz. Ünlemi görmediğiniz zaman tamam mı? Shouldn't compact ile should compact gözüne ilk gelen kelimeler. Dolayısıyla sen ilk gördüğünde yani alttaki ifi okuduğunu düşün. Shouldn't compact. Ha demek ki bu shouldn't compact. Compact olmamalı durumunda bunu yapıyor. Aa bakar ki burada ben ünlemi unuttum. Compact olmalı durumunda bunu yapmalı diye bilmen lazım. Yani o yüzden olabildiğince dışarıdaki şeyleri atın sabit olsun yani basit olsun şey kısmı. Ya. Negatif kondisyondan uzak durun diyor. Bu general'da da bayağı varmış bu arada. Function should do one thing. Bu arkadaşlar yani önceki bölümlerde şöyle bir şey vardı. E, fonksiyonlar zaten çok uzun olmamalı. Kısa olmalı. Ne kadar kısa olmalı tartışma konusu değişebilir. Ama şöyle diyeyim mesela ben yaptığım yerlerde işte 40 satır olmalı falan böyle şeyler diyebiliyorsunuz. Ama bazen böyle programlama dillerinin yapısından dolayı e, bu 40 satır belki uzayabilir. E, öyle bir şey de olabilir. Mesela Go'da diyelim ki amacına yönelik Go dosyaları çok olabiliyor. Dolayısıyla orada ister istemez bazı şeyler küçük olabiliyor. Doğası gereği. Ama bir mesela e, Java'yı falan düşündüğünüz zaman bu çok verbos yani nasıl diyeyim cızıltılı ya da çok fazla yani bir şey yapmak için çok fazla şey yapıyorsun. İşte şey user objesini database'den load ediyorsun. Üzerine bir şey update güncelliyorsun. Sonra onu validate ediyorsun. Sonra bir daha yazıyorsun falan. Satır satır bir şeyleri çok yaptığın zaman e, fonksiyonu ister istemez uzatıyor arkadaşlar. Ya mesela JavaScript'i düşündüğünüzde elinizde bir JSON varsa JSON'ın üzerine nokta nokta deyip her şeyini set edebiliyorsun. Ama işte Java'da ne yapıyorsun? Alıyorsun sonra nokta set, nokta set, nokta set diye gidiyorsun satır satır sonra onu yazıyorsun. Bir de doğası gereği obje büyükse fonksiyonun line sayısı artıyor. Dolayısıyla doğası gereği bir kenara bırakıyorum ama normal şartlarda fonksiyon kısa olmalı. Fonksiyon bir şey yapmalı ile paralel. Demek istediğim o. Ne ikinci Java'da object is null veya object non null gibi metotlar clean code için ne kullanılıyor? Çok yerde görüyorum. O statik metotların içinde. Şimdi arkadaşlar object is null ee, evet. Onlar bayağı kullanılıyor. Mesela object non null, object is null. O niye biliyor musun? Bak iki tane olmasının sebebi şu. Seni ünlem işaretinden koruyor. Bir şeyin null çekim yapmak istiyorsun. Objects nokta is null. Bir şeyin not null çekinimi yapmak istiyorsun? O zaman da non kullan. Seni o e, ünlem işaretinden korumak için yapılıyor. Onlar zaten e, gördüğünüz gibi şey. E, Statik metotlar zaten. E, başka assertli falan versiyonları da var. Neden direkt kullanılması tercih edilmiyor? Şimdi konuştuğum için hangisi soruya refer ettiğini Ha şeyi diyorsun. Ne on o üsttekini diyorsun. Tamam. Evet arkadaşlar o şu. Bu ne biliyor musun? O bu. Buna bu, buna tekabül ediyor. Goda erlik. <laughs> evet, Goda erler biraz şeyi uzatabiliyor. Doğru diyorsun. Ama şöyle düşün. <laughs> e o da yine aynı kapıya çıkıyor. Go'nun içinde bir fonksiyon içinde çok fazla error çeki yapıyorsan çok fazla şey çağırıyorsun. Çok fazla şeye depend ediyorsun anlamına geliyor. Acaba o kadar şey depend etmesen mi? Bu sefer de ona çıkıyor yol. Belki onu biraz daha bölmen gerekebilir bazı yerlerde. Ha, tipik bir mesela HTTP bir request response'da request'i yaratıyorsun. O request'ten bir error alabilirsin. Sonra onu post ediyorsun postun cevabında bir error alabilirsin. Sonra gelen datayı marshal ediyorsun. Unmarshal'da belki bir problem alabilirsin. Body'i close ediyorsun. Close'da da bir problem alabilirsin. Kafadan dört tane error çeki geldi. Evet o konuda haklısın. Evet direkt e, objects is null ya da objects iki üst üste İki tane iki nokta üst üste izin al kullanabiliyorsun şeyde predicate'larda. Ee, şimdi bu fonksiyon arkadaşlar. E, şuna baktığınız zaman. ya Burada ne yapmış arkadaşlar? E, public void pay e, bir for döngüsü var. Is Payday, Calculate yapıyor, Delivery Pay yapıyor. Bunu böyle yapmaktansa bak, şurada bir Pay metodu var. Yine for döngüsünü dönüyor. Pay if necessary diyor. Bu bir kontrol yapıp Calculate çağır. O da aşağıda. Yani private metodlara bölmüş iç içe. Bir şey yapsın diyor. Hidden temporal coupling, couplings. Gizli temporal, temporary couplings. Bakalım temporal couplings are often necessary but you shouldn't hide the coupling. Hmm. Şimdi bu uh, coupling'ler bazen gerekli olabilir de ama onu saklama diyor. Demek ki saklıyormuşuz bir yerde bakalım. Structure the arguments of your functions such that the order in which they should be called is obvious. Consider the following. Bakalım. Eee uh, uh, Mugdiver Gradient gradient list lines public with dive reason saturate gradients the, the order of the fu three function is important Saturate gradient return time tamam. you must saturate the gradient before you can huh? unfortunately the code does not enforce this time. Tamam. Şimdi diyor ki arkadaşlar bak burada 3 tane ardarda arda kod var. Tamam mı? Bunların sırası önemli. Ama ben ilk baktığımda sırasının önemli olduğunu anlamadım. Çünkü parametre almıyor, parametre almıyor sonra parametre alıyor. Aşağıda da diyor ki öyle yapacağına bak bunu Saturated Gradient'i ilk alıyor buraya. Gradient diyor. Sonra Reticulate Gradient diyor. Buna veriyor. Reason. Peki diyeceksin ki ya Hüseyin burada parametre almıyordu da burada nasıl parametre aldı? İşte onu parametre alacak hale getir. Normalde muhtemelen bunu yukarıda şuradan instance değişkeninden yani instance variable'dan alıyordu. Oradan almasın da açık açık bunu söyle diyor. Fonksiyona bunu geçmelisin diye söyle ki bu fonksiyon bu gradient'e bağımlı olduğunu görsün. Tamam mı? Onu saklama diyor. Açık bir şekilde göster. Um, don't be arbitrary. Have a reason for the way you structure your code, and make sure that the reason is uh, communicated by structure of the code. If a structure is arbitrary, others will feel empowered to change. If a structure is consistently true to system, others will use it and preserve the convention. For example, I was recently merging changes to fitness and discovered that one of our committers had done this. A class was parent extended, dió. İçinde de bir de static class var. Tamam. Tamam. The problem with this was that variables had had no need to be inside the scope of. Uh, moreover, other unrelated classes made use of them. <laughs> tamam. Perhaps the program had plopped the. Italics matter of convention. Tamam arkadaşlar. Burada bak ee şey diyor. Böyle bir kod merge edecektik yakında diyor. Baktım diyor bunu böyle koymuşlar içinde ve böyle olduğu için başkaları da bunu convention zannedip böyle yapmış. Ama doğru bir kullanım değil diyor. O yüzden burada arbitrary olmayın diyor. Daha consistent olun ve millet onu kullanırken daha rahat hissettirin diye. Onun yerine bunu bu klasın içine koymaktansa gidip kendi paketinde milletin tarafında gözükecek şekilde public paketin altına koyun diyordu. diyor dediği o orada. Encapsulate boundary conditions. Boundary conditions are hard to keep track of. Put processing for them in one place. Don't let them leak all over the code. We don't want swarms, A scattered here. And you consider the simple example from Fit bakalım. Level artı bir küçük text length böyle bir şey koymuş. Ha. Level artı bir. Level artı bir. Yani bu, bu tarz yani if condition içinde koyduğunuz şeyden bir farkı yok. Orada ne yapıyordu? Fonksiyona çıkarıyordu if condition için. he if condition içindeki elemanı fonksiyona da extract edebilirsin. Ya da değişkeni de extract, ede, extract edebilirsin, çıkartabilirsin. Burada da aynı mantık. İki defa level artı bir demiş. Bu ne demek? Next level. Burada değişken ata değişkenin adıyla bunun ne anlama geldiğini anlat. Dediği bu. Yakın zamandaki bir derste görmüştük bunu. Functions should descend only one level of abstraction. A function should descend. Bu descend, descending azalan sırada one level of abstraction. Bakalım. The statements within a function should all be written at the same level of abstraction, which should be one level below to operation desktop. Tamam. This may be the hardest of these heuristics to interpret the following. Heuristics arkadaşlar sezgisel demek. Hani kodun kodda kötü bir koku varsa onu algılıyorsunuz. Ona kod smell deniyor. Tamam mı? Eee, de şey, sezgisel. Yani bir şey hissediyorsun ya sezgi e, var bununla ilgili. Ee, bu anlaması en zor olanlardan. Şu madde. True The idea is plain enough. Humans are just far too good at simulating. So tamam mı? Yani insanlar arkadaşlar. Uh, humans are just far too good a seamlessly mixing level of abstract, seviyeleri genelde karıştırılıyor bizim tarafımızdan. Consider for example the following code taken from fitness. Render diye bir fonksiyon var. A string buffer alıyor. Bundan sonra append ediyor. Sonra html to string'i döndürüyor. Sonra a moment study and you can see what's going on. Bakalım. Ne yapmış? HR'ye size büyükse Size nerd size is a tamam. This function constructs the HTML tag that draws horizontal, rule. the height of the rule is specified in the size. Now, look again, this method is mixing at these two levels of abstraction. The first, the notion that horizontal rule has size. Um, tamam. The second is the syntax of the HR tag itself. This code comes from the HR, HR rule widget. Mojin infected. This module detects tamam. Tamam. Refactor. Buna refactor ettim diye bakıyorum. Hmm. Yine arkadaşlar string, mesela string buffer'ı üzerine append append yapıp sonra en sonunda tag'i kapatmaya çalışacağına ona özel bir tane class yap. HR İçine attribute'leri sen ver. Odanı construct etsin. Değil mi? Daha güzel değil mi? Daha kontrollü oluyor böyle yaptığınız zaman. Yani sen ne yapmış oluyorsun arkadaşlar? Render fonksiyonunun HTML tag'ine bağımlılığı oluyor. Yani abstraction seviyesi burada ne? Render HTML tag'ini biliyor. Tamam mı? Ama birinci fonksiyona baktığınız zaman render HTML tag diye bir class'ın yapması gereken işi de yapmaya çalışıyor neredeyse en az iki seviye aşağı inip o işi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki function should descend only one level of abstraction. Yani bu abstraction sadece bir seviye aşağı in. Yani render HTML tag'i bilsin. HTML tag'in bilmesi gereken şeyi bilmesin. Gibi. ya bak, Bir 5 sayfa falan kaldı arkadaşlar. Onu da tamamlayalım. Bu kitaba son verelim. Keep configurable data at high levels. Şimdi bunu hiç şey yapmaya bile gerek yok. Şöyle anlatayım size, bir uygulama düşünün arkadaşlar. Hatta 12-Factor App diye bir kavram var, duymuşsunuzdur. Bir uygulama ayağa kalkarken ben bu uygulamaya environment değişkenleri üzerinden konfigürasyonlar verip bu uygulamayı modifiye edebilirim. Şimdi bak, environment değişkeninden veriyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Uygulama başlarken environment değişkenini okuyor. Yani o kadar tepeden veriyorum ki bu parametreleri bir şekilde sen onları modifiye edebiliyorsun. Ya da bir uygulaman var. Uygulamanın komut satırı parametreleri var. Program argumentları var. E, parametreleri. Buraya siz o konfigürasyon parametrelerini geçiyorsunuz. Uygulama onları alıyor ve çalışıyor. Yani komut satırındaki parametreleri parse etme uygulamanın başlangıç noktasına çok güzel bir aday. Ortam değişkenleri uygulamaların başlangıç seviyesine çok güzel bir aday. Dolayısıyla Mesela sen içeride bir yerde Product Repository'nin altında bir konfigürasyon verirsen o şuna sebep olacak. Mesela şöyle düşün. Elinde bir Spring Boot uygulaması var. Tamam mı? Sen bir tane konfigürasyonu Spring Boot uygulamasının içindeki o run metodunun orada bir yerde verdin. Bunu rahat bir şekilde konfigüre edebilirsin değil mi? Ya da ortam değişkeni üzerinden rahat bir şekilde konfigüre edebilirsin. Ama senin bir konfigürasyonun eğer Product Repository gibi üçüncü seviye derinlikte olan bir klasın içine koyarsan o zaman şuna geliyor arkadaşlar olay Product Repository'yi ta o main fonksiyonu var ya, Static Void'i oraya kadar alacaksın ona bir parametre geçeceksin ve uygulamaya da onu vereceksin böyle yapman gerekiyor dolayısıyla o yüzden diyor ki Keep Configurable Data at High Levels ta yukarıda dursun diyor yani onlar Avoid transitive navigation. In general, we don't want a single module. Much about its collaborators. More specifically, if A collaborates with B and B collaborates with J, we don't want modules that use A to know about J. Uh, transitive dependency arkadaşlar. Mesela ben Spring Boot'ta şeyi kullanıyorum. Spring Boot Starter'ı kullanıyorum. O arkada şeyi kullanıyor olabilir. Mesela Byte Buddy diye bir... E, A dependency kullanıyor olabilir. Ben Spring Boot olarak Byte Body'yi bilmek zorunda değilim. Yani transitive dependency diye düşün. Ben de direkt olarak yok. Oradan alabiliyorum. This is sometimes called the love of Demeter. The pragmatic programmers call it writing shy code. Shy code ne demek arkadaşlar? Ben Spring Boot olarak Spring Boot Starter'a bağımlılığım var. Sadece onu biliyorum. Ama onun arkadaşını gördüğümde utanıyorum. Tamam mı? Yani o bağımlı olduğum kütüphanenin arkada kullandığı başka bir bağımlı görünce utanıyorum. Buna da writing shy code böyle olması gerekiyor diyor. In other case it comes down to making sure that modules of only about their immediate color. Yani bir yanındaki birinci seviyedeki bağımlılıklarımı biliyorum. Ondan ötesine gitmiyorum anlamına geliyor. Java. Java spesifik şeyler. Bunları da biraz hani şey feedback'i e almıştım. Sessionlar genelde Java centric olabiliyor biraz daha genele hitap edebilir mi diye. Şöyle açalım. Şuraya bir şöyle bir limit koyalım. Şöyle. 314. 7 sayfa kalmış. Bunları ben direkt açıklayayım arkadaşlar size. Avoid long import list by using wild, e, wildcards. Şimdi Java'da arkadaşlar paket listelerini paketleri verebiliyorsunuz. Şimdi ben buna bir e, karşı düşünce getireceğim. Check style'larda bu var. Şimdi arkadaşlar e, Java'da hangi paketi kullanıyorsan onu açık açık o paketin listesini import'ta veriyorsun. Tamam mı? Burada demiş ki e, 80 satır import yazacağına aynı paketten gelen onu package. yıldızla onun altındaki her şeyi dönüştür. Bu çelişkili. Hatta e, kullandığınız checklist'lerde IDE'de bunun ayarları var. Mesela diyorsun ki import listesi bir paketin altından eğer 50 tane şeyi import etmeye çalışıyorsan onu otomatik olarak yıldızla replace et. Bu ayarı verebiliyorsun. Ama arkadaşlar Java bu konuda lazy load yapan bir sistem değil. Siz burada import package diyorsunuz ya nokta yıldız. Eğer onun altında 200 tane class varsa onların hepsini yükleyecek arkadaşlar. Kullansanız da kullanmasanız da. Dolayısıyla kafadan hemen çat diye onları vermeye çalışmayın. Bir limit belirtin. 80 bence iyi bir rakam. Orada demiş ki 80 tane import veri mesela package.a, package.b, package.c böyle gidiyor 80 tane. Hepsi package'dan geliyor. Bunu yapmaktansa Yıldız dersin. <laughs> Aynen. Bunları iyi düşünmeniz lazım. Don't inherit constants. Constantları inherit etmeyin diyor. Bakın burada mesela hourly employee, extend employee diyor. Şöyle bir şey var. Bakalım yukarıdan neyi almış? Şöyle bakalım. Calculate pay. Uh, tens per week diye bir şey var burada. Constant overtime rate. Where did the constant tens um, come from? They might have come from class employees. So take a look at that. Employee'den türüyordu. Bakıyorum şimdi. Employee'nin içine bakıyorum. Burada değil. Payroll constant diye bir şey var. Nope. Not there. But where? Look close at employee. It implements payroll constant. A practice. Constants are hidden at top of the inheritance hierarchy. Ick don't use inheritance as a way to cheat scoping rules of the language. Use static import instead. Yani um, şey yapmayın diyor arkadaşlar. Yani böyle extend yazmanıza gerek yok. Zaten constantları mantığı onlar. Direkt olarak import edebilirsiniz. Yani sizde niye şey olsun ki? hani bu onun için niye bir şey extend edesiniz ki? Hiç gerek yok yani. E, constant vs. Enums arkadaşlar. Burada e, Constant'lar biliyorsunuz. Hani bütün sistemde değişmeyen bir yapısı varsa özellikle herhangi bir değeri daha fazla anlam kazandırmak istiyorsanız bir değeri gidip ona anlamlı bir isim verip karşılığında bir şey verebilirsiniz. İnam dediğimiz şey de biraz da onu gelişmiş hali. Mesela inamlar kendi değerlerini içerebilirler. Aynı zamanda da içerilerinde bazı fonksiyonları saklayabilirler, utility fonksiyonları. Bakın örnek vereyim size. Ee, mesela grade. rate diye bir şey var burada. Bu grade'in kendisi şey. Ee, bakalım neredesin şu. Array.create. Bu bir inam. Bak orada bir metot çağırıyorsunuz. Şimdi ben Apprentice kullanırsam onun bir rate'i var. Lieutenant, Journey kullanırsam bir rate'i var. Journeyman kullanırsam rate'i. Master kullanırsam rate'i var bunun. Tamam mı? Dolayısıyla inamlar, constantlar bir kastıntılar key veriyor. Ama inamlar bir değer ama içinde fonksiyon da bağımdır, barındırabiliyor. Bakın güzel bir kullanımı var. Abstract double rate. Bütün inamlar kendi rate fonksiyonlarını implement ediyorlar. Böyle bir şey kullanım. Choose descriptive names. Bunu açıklamaya gerek yok. Ee, integer a eşittir 5. Bunun plus seviyesinde hiçbir anlamı yok benim için. Ama for döngüsünün içinde skopu düşünük olan değişkenler için mesela for döngüsünün içinde integer i0 dediğinizde o i'nin e ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Counter. Buralardan bahsetmiyorum. Ama bir class düşünün. Class'ın instant variable'ı var içeride. Integer a5 dersen o şu hiçbir anlama gelmez benim için. Dolayısıyla onu vermemek lazım. Bu e, anlamda bu örnekleri atlıyorum çünkü geçmiş yayınlarda bunu söylemiştik. Choose names at appropriate level of abstraction. Şimdi e, e, burada şey falan olayı devreye giriyor, bu shadowing falan vardı. Şimdi bir bakalım arkadaşlar, buna bakmakta bir fayda vardır. Don't pick names at communicate implementation. Choose names that reflect level of abstraction. The class of function you are working on. This is hard to do. Again, people are just too tamam. Abstraction da iyi değiliz arkadaşlar. Karıştırabiliyoruz. Each time you make a pass over your code, you will likely find some variable that is named at too low level. You should take the opportunity to change those names when you find them. Making code readable requires a dedication to continuous improvement. Consider the modem interface below. Yani bu böyle şeyleri görüşe değiştirin arkadaşlar diyor. Bu güzel bir dedication istiyor. Yani buna dedik olmanız lazım. Şimdi modem diye bir interface var. İçinde dial var. Disconnect var. Send var. Receive var. Get connected phone number var. Tamam. At first this looks fine. The functions all seem appropriate. Indeed. For many applications they are. But now consider an application in which some modems aren't connected by dialing. Şimdi bir modem düşün. Dial fonksiyonu kullanmadan bağlanıyor. Dial'ı kullanmıyor. Belki de Rather they are connected permanently by hard wiring them together. Değil mi? modemi kablo, direkt kablo ile bağlıyorsun. O da dial değil. Hani dial up modelleri düşün, telefonla hani olup d -d 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 ses çıkaranlar vardı ya. Tamam, o dial up modem. Ama bir de modem düşün, direkt olarak internet kablosuna bağlan. Yani günümüzdekilerden. Onun dial diye bir şey olmayabilir. Bak, phone number falan alıyor. Dolayısıyla Aşağıda nasıl demiş arkadaşlar? Modemde connect kullanın demiş. Niye? Connect demek. Bakın yine connection locator alıyor. Bu connect dial-up modemler için telefon numarasıyla gidiyor. Normaller için de internet kablosuyla gidiyor. O yüzden isimlerinizi doğru noktada kullanın diyor. Yani düzgün bir ad güzel ama abstraction'ı yanlış gibi. Çünkü elinizde bir interface varsa, onu implement eden birileri varsa polimorfizm için bilin ki onun sadece bir tane derivatif versiyon olmayacak, birden fazla türevi olacak. Dolayısıyla o isimi seçerken olabildiğince agnostik olun. Yani dial değil, connect gibi. Yüz standart Nomenclature it where possible. Nameset is it to understand. Bunu da Şu Ubiquitous Language arkadaşlar Domain Driven kitabında var. Uzun uzun bahsediliyor. Departmanlar arasındaki ortak deş, dil, iletişim dili. Yani bir şey anlatırken arkadaşlar bir format kullanmanız gerekiyor. Burada standart nomenklatür diye. Bu bu kötü üç şeyde Domain Driven kitabında vardı. Orada mesela sales ya da marketing departmanı ile engineering team konuşuyor. Tamam mı? Orada engineering team payment domaininden bahsediyorsa orada ikisinin de anlayabileceği bir format kullanıyor olması lazım. Ki bunlar e, genel geçer şeyler zaten. E, ve o yoldan ilerlemenin gerekiyor. Mümkünse onları kullan. Yani e, nasıl diyeyim? Şöyle diyebilirsiniz. Ben marketing ekibiyle konuşuyorum. Ya da sales ekibiyle konuşuyorum. Ya da başka bir ekiple konuşuyorum. Tamam mı? Elemanlara bir şeyi kaydederken ya ben bunu kaydediyoruz. Böyle bir tane persistent volume claim ya da persistent volume yazıyorum demektense bu Kubernetes jargonu yani onu marketteki ekibini belki onlar anlamayabilir. Onun yerine storage'de. Değil mi? Storage deyince anlarlar. Yani bir saklama mekanizması. Dolayısıyla öyle isimleri kullanmaya çalış. Ya aralındaki anlaşmayı maksimum seviyede güzel seviyeye getirecek şekilde bir kelimeler kullanmaya çalış. Orada dediği de o. Ambiguous names. Choose names that make the workings of a function or variable unambiguous. Consider the same fitness. Do rename. If refactor references, rename references, rename page. The name of this function does not say whether the function does accept in broad and vague terms. Evet arkadaşlar burada demek istediği şu. Şuradaki do rename, içeride bir dallanma var ya. Bu dallanma hakkında hiçbir şey söylemiyor size. Tamam. Bu do biraz daha böyle şey ee, nedir? Swap kollarında ya da servletlerde rename diye bir metodum var. Onun çağırdığı private metod genelde do oluyor. <laughs> biraz daha emrivaki gibi. Onun yerine bak bunu kullanmış. Rename page and optionally old references. Bak Rename page. Eğer refactor reference true ise bunu çağıracak. Rename references. Değilse de rename page yapacak. Yani şunu yapıp yapmaması optional. Tamam. Bu ad içerideki lojiyi biraz daha güzel anlatıyor. Demek istediği Use log names for long scopes. Bu e, Bunu arkadaşlar bir seride Go'nun best pratiklerinde anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Bir değişkenin skopu Arttıkça yani bir değişkenin tanımlandığıyla kullandığı yer, kullanıldığı yer arasındaki mesafe arttıkça değişkenin adını da uzatmanız lazım. Çok güzel bir örnek şu. For döngüsünün içindeki integer eşittir sıfır var ya. Bu tanımlıyorsunuz, direkt kullanıyorsunuz. Yani tanımlamasıyla kullanılan yerin çok yakınlığına çok güzel bir örnek. O yüzden oraya i koyuyorsun, i'yi herkes anlıyor. Ama class'ın içinde bir variable'la bir değişken tanımladınız. Bunun aşağıda birkaç yerde kullanılıyor, uzak yerde kullanılıyor. Bunun iyi anlaşılabilmesini istiyorsan adını biraz daha uzun koy. Dolayısıyla ki güzel anlaşılsın. Tamam Peki Hüseyin niye uzun koyma ihtiyacı duyuyoruz? Şundan dolayı olabilir. altta birkaç tane fonksiyon var. Mesela timeout diye bir şey koyabilirsin class'ın içine. Timeout ama Neyin timeout'u? Çünkü aşağıda birkaç tane fonksiyon var. Onların hangisinin timeout'a denk geldiğini bilmek için biraz da ekstra detay vermen gerekebilir. Nereye ait olduğunu bilmek için. Mesela e, request timeout. Bir bakıyorsun aşağıdaki request fonksiyonu içinde kullanılıyor. Diğeri ne? Response timeout. O da response fonksiyonun içinde kullanılıyor. Gibi. This is perfectly clear and would be yani roll count buraya roll count vermene gerek yok. Tamam. Avoid encodings buna da bakmıştık arkadaşlar. Bir tane şeyi anlatmak için encoding falan yapmaya çalışmayın. Mesela burada bir tane örnek var. Vis altıra bu visual imaging sisteme ait olan bir değişken olduğunu göstermek için bu böyle şeyleri yapmayın. Zaten Java'ya uygun değil diğer dillerde de biraz tuhaf yani öyle e, skopu belirtmek için. Names should describe sat side effect. Names should describe everything that a function, variable or class is or does. Don't hide the side effect with name. Don't use simple verb to describe a function that does more than just tamam. Bu ne? Get, op get OS. Operating system mı? Eğlensin nalsa. Ha burada e, bu bu get os diyorsun ama burada nal olma seçeneği var. O zaman ne döndürüyor bu? Output stringmiş arkadaşlar. Tamam. This function does a bit more than get os. It creates the os if it isn't Tamam. Şimdi arkadaşlar bu yap e, create or return. Yani böyle dersen daha güzel olur. Çünkü get deyince sanki orada hazır bir şey var onu alıyorsun Getter gibi. Ama öyle değil. Yoksa yaratıyor. O yüzden create or re return all dersen daha güzel olur. Demek istediyor. Test. Insufficient test. How many tests should be a test unit? Unfortunately, the metric many programs use it. That seems like enough. A test suite should test everything that could possibly break. The tests are insufficient so that the condition have not been explored by the test workflow. Şimdi arkadaşlar, insufficient test şu demek. Bir testi yazarken Edge case'lerine bakmanız gerekiyor. Özellikle bunun en belirgin özelliği bir fonksiyon, production kodunun içinde, fonksiyon içinde if-s'lerle dallanmalar yapılabiliyorsa o zaman oradaki dallanma sayısı 5 mi? En az 5 tane unit test case'iniz olması lazım oraları cover etmek için. Dolayısıyla hani happy path'i yapıp bırakmayın. Bu insufficient test'i desteklemek için de coverage'ı kullanabilirsiniz. Ki zaten ikinci noktada 100 coverage tutuluyor. Bu çok e, önemli bir nokta arkadaşlar. %100 coverage kodunuzun çok iyi çalışıyor anlamına gelmeyebilir. Ama aynı zamanda coverage da e, kodun ne kadar cover edildiği için e, düzgün test yazarsanız çok güzel bir tool. Don't skip trivial tests. They are easy to write and their documentary value is higher than the cost to produce them. Don't skip trivial tests. Yani çok basit diye bunları atlamayın diyor. Bunları yapın diyor. An ignore test is a question about an ambiguity. Yani bir test yazıyorsun. Patlıyor diye onu ignore ediyorsun. Bunu yapmayın diyor. Bak. Ignor. Bunu yapmayın diyor. Madem ignore ediyorsun niye orada? Siliyorsun. Silince de kod kavurucu düşecek. Yine yazmak zorunda kalacaksın falan filan. O yüzden kod kavurucu check tool'ları kullanmak önemli. Sonar, işte kod Climate, ee, GitHub Action'ın kendisi gibi gibi bunları kullanın. Test boundary conditions. Take special care to test boundary conditions. We often get the middle of an algorithm right but misjudge the boundary. Bu da arkadaşlar dediğim gibi happy ipeti test ediyorsunuz ama yani limitlerine de bakın yani. Mesela işte unit test network'e çıkıyorsa network'e çıkan kısmını mocklayıp e, burası patlasaydı ne olurdu? Sadece bir şeyi success ediyor diye düşünmeyin. Patlasaydı nasıl davranırdı onu da yazın. Exhaustively test near bugs. Bugs tend to congregate when you find a bug in a function. It is wise to do an exhaustively test of the function. You will probably find that the bug... Hmm. Bir bug buldunuz ya arkadaşlar, o bug'ı bulduktan sonra sadece onu değil, ondan dolayı bir şeyler daha patlıyor olabilir, oraları da inceleyin diyor. Exhaustively yani exhausted artık, yorgun, bittim galiba öyle diyor. Yani çok yoğun bir şekilde test edin diyor. Bu bug'ları bulduğunuz yerlerin kenar tarafında da bug'lar olabilir. You will probably find that the bug was not alone. Sadece o yok başka bug'lar da olabilir diyor. Patterns of failure are revealing. Ee, başarısızlıkların şablonu. Reveal or THK become namish. Sometimes you can diagnose a problem by finding patterns in the way that the test case failed. This is the another argument for making the test case as complete as possible. Complete test cases ordered in reasonable way expose pattern. As a simple example, suppose you notice that all the tests with an input larger than five characters failed, or what if any test that passes a negative number second argument the function failed? Sometimes just seeing the pattern of red and green on the test report is enough to spark aha. That leads to solution. Look back at which century the serial date. Ya yani bu serial date bir yayını vardı arkadaşlar. YouTube'da oraya gidip bakmanızı öneririm. Buna özel bir tane e, video hazırlam. Yani okumuştuk burada. Ona bakabilirsiniz. Çünkü e, şey gibi. Hani burada eksi bir kezinden bahsediyor ya da başka bir şeylerden falan bahsediyor. Oradaki yan kezleri olabildiğince bakın diyor yani burada. Test coverage patterns can be revealing. Looking at the code that is or is not executed by the passing test gives clue to why the failing test failed. Okay. Looking at the code that is or is not executed by passing test Hı -hı. Test should, yani bu zaten önemli bir kavram arkadaşlar. Test should be fast. Burada testler, özellikle unit testler çok hızlı çalışmalı. Hani networke falan çıkmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Bunlar hızlı olmalı çünkü e, e, hani şey cycleı var ya. Test yazıyorsunuz, patlıyor, kodu değiştiriyorsunuz, greene çekiyorsunuz sonra o cycle devam ediyor ya reaksiyonun hızlı olması için testlerin hızlı çalışması lazım arkadaşlar. Bu iterasyonun çok hızlı olması lazım demek istediyor. The list of heuristic instruments could hardly be said to complete. Indeed, I am not sure that such a list can ever be complete. But perhaps completeness shouldn't be the goal, because what this list does is do is imply a value system indeed that the value system has been the goal and the topic of this book clean code is not written by following set of rules you don't become a software craftsman by learning a list of heuristics nah yani burada şey diyor arkadaşlar yani ben bu listeyi hiçbir zaman kitaplara sığdıramam zaten diyor. Size buraya yazsam bile sizi bu profesyonel biri yapmaz, craftsman yapmaz ve bunun için pratik gerekiyor diyor. Dolayısıyla clean code'un e, mantığı, kitabın mantığı buradaki mantık size biraz da bu yol yordamı falan göstermek Dolayısıyla bu anti de bir şekilde bakmış olduk. Dediğim gibi bunun şöyle Ben de şöyle bir kitabı var. Martin Fowler'ın Refactoring Improving the Design of Existing Code. Bu kitap X serisi arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki kitap şey e, nedir? Şeyin kitabı. Ondan da bahsetmiş olayım size. Önümüzdeki kitap. Şu arkadaşlar okuyacağımız Microservices Patterns, bu kitabı okuyacağız. E, bu bittikten sonra belki hani bir, ikinci serisini okuruz bunun. Bu Refactoring kitabında bütün patternlardan bahsediyor. Hatta bunu biraz daha şey yaparız. E, dil bağımlı olmaz da bilmiyorum hani Go'da falan bunu uygulayabilir miyim hepsini diye. Ama e, gördüğünüz gibi burada bayağı bir yani nasıl söyleyeyim size şöyle baktığım zaman Yani bir 50-60 tane falan refactoring pattern'ı var burada. Dolayısıyla o Clean code'da hani kısa kısa anlatılan yerler var ya, o burada tamamı var. Bir de e, bunun ikisi var. Bunu değil de ikisini okuruz çünkü Martin Fowler kendi kendi şeylerinde şunu diyordu. E, diyebilirim ki şu yazdığım birinci kitabın birçoğu geçersiz olabilir diyor. Ben de merak ediyorum. İkinci kitabını e, şeye alıp Kindle'da alıp oradan Umarım şeyden sonra, bu kitaptan sonra, Microsoft's Pattern kitabından sonra e, sizleri okurum. Microsoft kitabının sayfası da arkadaşlar bayağı var. E, bir 500 sayfa falan olması lazım. Appendix'i falan çıkarırsam belki 350 sayfa falan. E, Clean Code bitti arkadaşlar. Artık e, Clean Code kitabına bay bay. Herhalde bir <laughs> Bir 10 sene daha bakmam. 10 sene sonra da artık bunlar geçerli olur mu bilmiyorum. Birkaç soru vardı. Onlara bakayım. Soru uygulama açılınca tamam. Ben buna katılmıyorum. Yıldız yerine tek tek durması daha iyi. Buzdolabı dolabısıları gibi paketleri yüklemek kötü oluyor. Yıldız yerine tek tek durması daha iyi. Buz... Ee, aynı arkadaşlar. Ama şey oluyor mesela. O tamamen e, paternin kendisi. Ee, şey... Nedir? Ee, diyorsunuz ki mesela klasın boyutu 150'yi geçmemeli satır sayısı. Eğer oraya 100 tane import koyuyorsan ve yıldız kullanmıyorsan problem olabilir. 150 satırlık bir klasın 100 satırını import harcıyorsun. Ya da şöyle düşünebilirsin. Ee, tek tek elle bütün paketleri koydun oraya. Kaç tane? 25 tane. O pakette toplam kaç tane klas var? 27 tane. 25 taneyi tek tek yazmaktansa yıldız koyabilirsiniz. Çünkü 25 ile 27 arasında zaten çok fazla bir fark yok. Böyle böyle yani seçenekleriniz var. Yani genel getir bir kuralı yok ama burada e, Bob amcanın dediği şey şu. İmkanınız varsa o import listesini biraz düşük tutun. Çünkü klası ilk açtığınızda gözünüze ilk gelen orası. ilk gördüğünüz şeyin de import listesinin olmasını istemezsiniz. İdea falan kullanıyorsanız o import kısmını zaten kapatmış hale geliyor. Sebebi o zaten. Abi ya çok alakasız olacak ama bir şey sormak istiyorum. Bilmiyorum belki de birileri tarafından desteklenmeye ihtiyacım var. 29 yaşındayım şu anda ve Linux öğrenmeye başladım. Daha önce hiç yazılım vs. tecrübem yok. Amacım da veri tabanı kısmında kendimi geliştirip yapmak. Sence bu şekilde devam etmek mantıklı. Yani yaşımda acaba geçmişti mi diye bazı Karamsarlık içerisindeyim, müsait olduğunda cevaplar çok sev. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bir e, live coding program şeyine başlamıştık. O e, şey belli oldu, 10 e, kişi seçildi. E, ben kendilerinden de izin aldım. E, önümüzdeki hafta ya da birkaç hafta sonra, bilmiyorum çünkü bu Java'nın konkurunun serisi vardı. O bitmemiş olabilir. Belki bir iki seçim daha yaparım. Ama format şu olacak: Üniversitede mezun olmamış 10 tane arkadaş var. Ama kendi de içinde tecrübeleri var. Şöyle C++ görmüşler, Java görmüşler falan. Ee, ben onlara ilk başta programlamanın girişini anlatacağım. Programlama demeyeyim sadece. Mesela örnek konu başlıklarından bahsediyorum. Git internals. Yani 10 sene tecrüben de olsa hala Git'in birçok komutunu bilmemek bu çok normal gelebilir size. Ama e, bu seviyede gitin internal'larını anlatacağım mesela. Diyeceksiniz ki ya ben bu bu tarafını bilmiyordum ama bilmek de ne kadar işime yaradı. Git. Pro i̇şte programlama dillerinin temelleri mesela Java kullanacağım yine. Ee, değişkenler, loop'lar, fonksiyon kullanımları, class'lar falan bunlardan bahsedeceğim. Fazla derinine girmeden. Ondan sonra GitHub'da proje yaratma, issue'ları yönetme, pull request aramızda nasıl davranıyoruz, iletişim nasıl olmalı, birbirimizi kırmadan tecrübelerimizi birbirimize nasıl aktarıyoruz? böyle pratiklerin olduğu haftalık sesyonlar olacak. Bir saat ya da bir buçuk saat. Belli bir zaman sonra bu arkadaşlar hatta bu şimdi ben Live Coding programına şey yaparken form yaratıp sonra 280 kişi başvurdu. içinde filtreleme yaptım. Sonra mail attım falan. Uzun bir prosesi vardı. O prosesi otomatize edecek bir uygulamayı biz yazacağız birlikte. Onlar yanımda olacaklar yayında ama aynı zamanda da canlı yayında olacak. Çünkü kendilerine söyledim hiçbir sıkıntısı yok. Bu prosesi yani 4-5 aylık bir proses. Siz de görüyor olacaksınız. Bence sizin için, yani özellikle senin için mesela Deniz, güzel bir tecrübe olur diye düşünüyorum. O yayınları tavsiye ederim. Ha Hüseyin niye böyle bir şey yapıyorsun? Bunun ana, sebebi şu. çok güzel arkadaşlarımız var. Yani stajyer olarak katılan da gördüğüm elemanlardan bahsediyorum. Ama bir şekilde ya yanlış yönlendirmeyle ya da piyasanın böyle verdiği bir stres ortamıyla girdiklerinde demotiv olup ve başka yerlere yönelebiliyorlar. Ben onu kırsınlar istiyorum. E bunda sadece teknik beceriyle değil, bir zaman sonra zaten kendileri sunum yapıp, kendileri canlı kodlama yapıp, kendileri bir şey yapacaklar. Biz de yandan destek olacağız. Bu bu yayınları tavsiye ederim. İçinde Linux'tan tut, kodlama, Heroku'ya deploy etme, ondan sonra işte database, mesela uygulamanın veri tabanı şemasının tasarımı. içinde hepsi olacak. İncilik, bencilik olacak ama Java iyidir hocam devam. <laughs> evet iyidir öyle ama bazen e, Java'nın bazı terimleri m, genel geçer bazı şeyler öğrenmeye engel olabilir. Mesela e, işte ne bileyim o <laughs> Java'ya çok özel olan şeyler mesela burada Serial Date'in refactor edilmesi vardı. Java'ya özel şeyler gelebilir. Abi patronlar çok önemli bunlar nasıl aklımızda tutacağız? Pattern'dan kasın design pattern zaten arkadaşlar mezun olduğunuzda ya da yeni başladığınızda design pattern'ları her yerde kullanmaya çalışacaksınız. Sonra onun mantıksız olduğunu anlayacaksınız. Çok zor çünkü. Biraz tecrübeyle. Pattern'leri aklınızın bir kenarında bulup onu iyi sindirmiş olmanız önemli. Bence çok önemli. Ee, ve yeri geldiğinde de onu bir yerde uygulama. Hani sıfırdan mı uygulaman gerekiyor? Kesinlikle hayır. İnternette bununla ilgili çokça döküman var. Sen... Ee, çalıştığın dili iyi öğrenirsen Java, Node.js neyse öğrendi temelini attıktan sonra onunla ilgili pattern example'larını, design pattern örneklerini herhangi bir GitHub yerde, GitHub'tan örneklerden bakarak çok rahat bir şekilde anlayıp kendi projene uygulayabilirsin. O konuda fazla kasmanıza gerek yok. Microservice ayodaki konular evet arkadaşlar. Zaten Chris Richardson bu microservice konusunda bayağı yetkili bir abimiz. Orada makaleler, genel geçer örnekler var ama bu kitabın içinde çok detaylı anlatımı var. Dediğim gibi bir şeyi çok iyi öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bir kitaba başvurun arkadaşlar. Onun haricinde öğrendiğiniz her şey yarım yamalak kalır. Peki hocam, sistem dizayn için kitap mı okumalı yoksa real life architecture ve tek firmaların bloglarını falan Şimdi bu güzel bir soru aslında ama sistem dizayndan önce arkadaşlar bazı pratikler var. Nasıl diyeyim, soft pratikler diyebilirim bunu dediğim gibi git kullanımı işte git workflow'u ürün geliştirme bunlar okey bunları iyi oturması lazım. System design bambaşka bir şey. Ona yönelik kitaplar var. Siz çalışmak istediğiniz alandaki o programlama dili, metodolojiyi falan öğrendikten sonra göreceksiniz ki system design bir, bir bir kitapla falan okumayla onu halledebilirsiniz zaten. Günlük hayatta bir şirkette çalıştığınız zaman yazılım yaparken falan sadece yazılım yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yazılımın ihtiyaç duyduğu bütün ortam gereçlerini bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Mesela production'a deploy olacak. Bunun işte kaç ne kadar memori istiyor, ne CPU istiyor, kaç replikası olacak, database'e nasıl bağlanacak, connection pool'u nasıl ayarlayacağız, kaç tane request gelecek falan filan bunlara bakarak yaptığınız için bir nevi sistem dizaynı içine gireceksiniz. Sistem dizaynı şimdiden ilk başlıyorsanız oraya pek girmenizi gerek yok. Onu söyleyeyim. Abi elektrik elektronik mühendisliğinde de yazılıma yönelmesi çok zor olur mu? Arkadaşlar öğretmen maden mühendisi ve bunun gibi sayabileceğim birçok arkadaşım oldu bu bölümlerde okuyup çok iyi yazılımcı olan. Yazılımcı bilgisayar mühendisliğinde mezun olup çok iyi yazılımcı olacağım diyemezsiniz. Yazılım pratikle ilerleyen bir şey. Hatta craftsmanship orada bir ustalık alanı falan da var. Dolayısıyla ne kadar pratik yapabiliyorsan o kadar iyi yazılımcı olabilirsin. Ya şöyle diyeyim ben basitinden. Bir bina yaparken yani bir mesela inşaat mühendisiniz değil mi? İnşaat mühendisliğini yaparken bir bina yani fiziksel bir şeyin üzerinde çalışmanız gerekiyor. Proje, fiziksel bina yani yatırım için bir Önceden bir birikim gerekiyor değil mi? Yazılım öyle bir şey ki bilgisayarınız varsa, internetiniz varsa, devasa kaynak var internet. Onun üzerinden kendinizi çok iyi şekilde geliştirebilirsiniz. Ben yazılım yapmak için önünüzde pek fazla bir engel olduğunu zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Başka? Çok teşekkür ederim abi. Takipteyim o halde. Tamam. Hocam Microsoft Pattern kitabına başladığımızda akabinde uygulama da geliştirecek misiniz ee, youtube'a bakabilirsiniz arkadaşlar mikroservis alanında 4 tane ya da 5 tane olması lazım yayın gerçekleştirdik orada hem teorik bilgiler var hem de şey e, canlı kodlama yaptık oraya bakabilirsiniz ama şöyle diyebilirim pardon ee, şöyle diyebilirim ee, mikro servisin son yayını olmayacak. Onunla ilgili yine ara ara işlemler yapacağız. Planım da var <laughs> roadmap'te. Ee, bu mikro servisin içinde bazı patenler var. Kullanmadığımız mesela transaction outbox. Ee, ondan sonra şeyler event sourcing, SQRS falan onlar var. Onlara değineceğiz hepsine. Bir buçuk yıllık tecrübem var. Sektörde sistem dizayn için erken mi? İstediğiniz zaman bakabilirsiniz arkadaşlar. Onda sorun yok. Ben demek istediğim şu. İlk önce temeli güzel atmanız lazım. Ee, rica ederim. Mehmet hoş geldin bu arada. Bir şey yazmış siteye. Tamam. Sorular bu kadardı. Ee, başka sorunuz varsa cevaplayabilirim bir iki dakikada. Onun haricinde kitabın sonuydu. Artık ondan sonra mikroseris kitabına geçeceğiz. Çarşamba günüki yayını da pazar günü atarım diye düşünüyorum sabah. Sağ olun Mehmet. Senin de ellerine sağlık bakıyorum. Sende de bayağı kalabalık kitle var. Şey. Ee, ya teşekkür ederim. Evet. Soru cevaba başladık. O zaman sorayım. Heh tamam. <laughs> İnciMate bir tane sormuş. Soru cevaba başladık. O zaman sorayım. Java özelinde önerdiğiniz bir kitap var mı? İnternetten eğitim setlerine falan baktığımda zaten çoğu şeyi biliyorum. Oracle'a şey sertifikası ve geliştirdiklerinden daha ee, şimdi Java ile ilgili zaten piyasada çalışıyorsan arkadaşlar orada zaten belli bir tecrübe elde etmişsin diye tahmin ediyorum. Incimate. Hani onu daha da geliştirmek istiyorsan yani bence en azından bir kitaba bak derim. Mesela efektif Java'yı önerebilirim. Şu şu kitabı önerebilirim. Bunun bu bendeki en son serisi değil. Ama zaten Java'yı yazan abimizin kitabı. En son kitap değil. E, yenisini alıp ona bakabilirsiniz. Ama onun haricinde şunu öneririm. Artık bu kitaplar Java'nın versiyonlarına yetişemiyor. Önceden Java çok konservatif, yani muhafazakardı bu versiyon konusunda. Hani 1.5 ile 1.1 arasında devasa fark vardı sene olarak. Ama şimdi bakıyorsunuz 16, 17 hatta yan projeler. işte ne bileyim J9'u çıkıyor. işte ne bileyim Spring gibi bir şey alternatif. Quarkus çıkıyor falan filan. Bunun gibi Project Loom mesela bu şeyleri konkurrensiyi falan biraz daha basitleştiren. Ben efektif Java önerebilirim. Şey, mekanın sahibi o abimiz olduğu için onun kitabını önerebilirim. Onun haricinde tabii güncel şeyleri takip etmek. Mesela Java'nın, OpenJDK'nın mailing listlerini takip edebilirsin. Şey kullanıyorum arkadaşlar. Feedly diye bir uygulama var. Yani RSS Reader Değişik şeyleri de var. Yüz panda falan da var. Orada taglere göre ya da e, kit sitelerin kendilerini import ederek e, kendi RSS listenizi oluşturabilirsiniz. Combined yani bir yerden değil sadece birçok yerden geliyor. E, orada sabah kalktığınızda bir yarım saatlik rutin yaparsanız kendinize işte OpenJDK'da neler dönüyor işte ne bileyim diğer tarafta Spring'de neler gelmiş işte hangi extensionlar gelmiş ya da Kubernetes'in yeni release'i ne zaman bu, bu tarz şeyleri önünüze dökebilirsiniz. ama temelini öğrendikten sonra tabii. Ya dediğim gibi sen zaten tecrüben var diyorsun. Onun üzerine onun üzerinde yapacağın her şey artık senin kendi nasıl diyeyim bir rutinini oluşturman lazım. Yeni yeni güncellemeleri kendine alman için. Zaten şeyin Oracle'ın associate bile olsa o sertifikayı aldıysan zaten Java'nın birçok trick'ini biliyorsundur. Yani kaç tane paket şey visibility levelı var protected private falan. Birçok yerde kullanmamıza rağmen orada yani kolay bir şey değildi benim hatırladığım o. <laughs> O zaman arkadaşlar yavaştan kapatalım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Yarın, yarın demişim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.